Hızımı alamamışım. Hızımı alamamışım. Nasıl edeyim? Fena. Enerjimiz müthişimdir efendim. Harikayız. Hepinize Show TV ekranlarından günaydın diyoruz. İnşallah bütün dileklerinizin gerçek olacağı, sağlıklı, mutlu, böyle amin. Tüm güzel bu havaya rağmen. Amin. Evet, tüm çok güzellikler soğuk ya. Çok sizin soğuk de olsun. Geldi. Neden bu kış bu kadar erken geldi? Çok onu korkuyorum. Hiç anlamıştım. Bayağı moralim bozuk. Kar yağacak diye çok korkuyorum. Sen de kokuyorsun ya. Ne bileyim, korku geldi. Korku demiyorum. Çok ne soğuk. Kokuyorsun diyor. Ben mi? Ne, güzel mi? Güzel güzel. Valla mı? Benim beğendiğim koku bu. Evet. Şeye benziyor. Sen demiştim. Beğendiğin için. Canım benim, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben sana efendim bugün çok değerli konuklarımız olacak. Fena program. Yine her zaman olduğu gibi. Onların böyle annelik hayatını konuşacağız. Aslında onlar çok güzel ekran yüzleri. Hı hı. Sevgili Pınar Esen, sevgili Ece Üner ve sevgili Özge Uzun bizlerle birlikte olacak. Ekranların efendim. Ekranların 3 tane kraliçesi bizlerle birlikte olacak. Evet. Onların özel hayatını konuşacağız. Ama bir magazin masamız var ki yine her zaman olduğu gibi dop dolu, çok konuşulacak konularımız. Bak bir ve şey söyleyeceğim. Bugün, sevgili bugün, Seyhan'ımızla birlikte. Bugün gerçekten magazin masasını kaçırmayın. Çünkü çok fena konular var. Evet. İnanılmaz konular var. Bir de böyle konular böyle sanki arkası yarın gibi devamlılığı geliyor. Mesela dün konuştuğumuz konudan gelen tepkilere göre bugün başka konular çıkıyor falan. Onun yeni haberler olur. Bilmem neler bir şeyler böyle bir. Karışık karışık durumlar var efendim. Şöyle bir bakalım neler olacak acaba programımızda. Biz söyledik yetmedi. Buyurun izleyin. Sezen Aksu'nun ellerindeki ve yüzündeki kızarıklıklar neyin habercisi? Minik Serçe'nin hastalığı mı nüksetti? Eve döndüğümde hiç kimse yoktu evde. Kapıyı açtırdım çilingirle. Kasamı açtım, bir baktım bütün kasa bomboş. Sema Çelebi'ye hizmetçi şoku. 200 bin lira değerindeki mücevherleri nasıl çalındı? Tolga Karel'e büyük şok. Eşi ve minik oğluyla uyurken evine hırsız girdi. Serin Özer'e isyan şarkısını vermeyen Halil Sezai, Sibel Can'a iki şarkı birden verip üstüne bir de düet yapınca ortalık nasıl karıştı? İsyan geriye bir avuç yalan. Özlem Yıldız'ın bu açıklamaları maddi zorluk yaşadığından mı yoksa tasarruf etme kararından mı? Ruh güzelliğin iyidir, orayı bilemem. Gel gelelim, ruhlar aleminde de yaşamıyorsun. Yaptıkların yapacaklarının teminatı. Hüseyin Avni Danyal yıllar önce tiyatrosundan Şahan Gökbakar'ı kovdu mu? İkili arasındaki polemiğin sebebi bu mu? Beyaz gül, kırmızı gül, güller arasında gel. Beyaz gül, kırmızı gül, güller arasında gel. Yarım giymiş beyaz Asya bayram namazında gel. Yarım giymiş beyaz Asya cuma namazında gel. Ben o ya hırım sazıyım. Ben o yarım sazıyım, sazıyım, avazıyım. Eli elimde olsun, dilenmeye razıyım. Eli elimde olsun, dilenmeye razıyım. Thank you.
göçtün eğilim, köprüyü geçtin eğilim. Evleri göçtün eğilim, köprüyü geçtin eğilim. Yüzde dost kalpte hain, ben böyle dostun eğilim. Yüzde dost kalpte hain, ben böyle dostun eğilim. Beyaz gül, kırmızı gül, güller arasında yeğilim. Beyaz gül, kırmızı gül, güller arasında yeğilim. Yarım giymiş beyaz Asya bayramı namazından yeğilim. Yarım giymiş beyaz Asya cuma namazından yeğilim. Seyhan'a geç. Seyhan'a geç. Dur 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 dur, düğmeme bas. Dur dur düğmeme bas. Dur düğmem nerede? Bas. Dur. Dur. Durdu. Seyhan'cığım. Sen ne yapıyorsun? Canım devam ediyorum. Ne yazık karalıyorsun öyle? Sakinleştiricini alıp geldin mi bugün? Sakinleştiriciyi sabah gerçekten almam gerekliydi. Çünkü dün gece Twitter'da çok ilginç ve hakarete varan kelimeler yaşandı. Onların hepsini ben konuşacağız. Ben Twitter takip etmediğimden sebep yani bilmiyorum ama evet. Neler oldu? Kötü şeyler keşke mi söylenmiş? Evet, ne kötü olmuş? Şeyler kim ne demiş? Söylendi. Vallahi vallahi şey çıkartırım, arıza çıkartırım ha. Gupse Özay, magazin gazeteci arkadaşlarımız için bir şeyler demiş. Hakaret ve iftira, yani ikisini de barındıran cümleler etti. Aynı anda güzel cevaplarını aldı zaten ama bugün onu uzun uzadıya masaya yatıracağız. Hani doğrusu nedir, eğrisi nedir konuşalım istiyorum. Tabii konuşalım. Konuşmamız İsteyen gerekiyor. Yayına da bağlanabilir. Tabii. Ama zannediyorum ilk haberimiz iki tane ünlünün hırsızlık şokuyla alakalı. Evet, evet ya. Çok yani hepimizin başına gelen. Tabii ki hepimizin başına gelen. Efendim Sema Çelebi ve Tolga Karel. Önce Sema Çelebi'den kötü haber geldi. Bununla ilgili veterimiz varmış. Hadi önce o zaman izleyelim. Ondan sonra üstüne konuşalım. Sonra yani. Tolga geçmiş Karel. Geçmiş diyelim ikisine de. Geçmiş olsun. Eve döndüğümde hiç kimse yoktu evde. Kapıyı açtırdım çimdiğimi. Kasamı açtım, bir baktım bütün kasa dolmuş. Sema Çelebi, Moldovalı hizmetçisinin gazabına uğradı. Daha önce yanında çalışıp ayrılan, ancak kısa süre önce işe ihtiyacı olduğunu belirtip, tekrar Sema Çelebi'nin yanında işe başlayan Moldova uyruklu Dayana C, Sema Çelebi'nin 200 bin liralık mücevherlerini alarak kayıplara karıştı. Eskiden 3 hafta çalışmıştı bende. Dedi ki şimdi bana telefonda, ben evlendim, kocam beni dövüyor, çok kötü bir adam, paralarımı elimden alıyor. Hadi gelsin dedim, yalvar yaka. 200 bin liralık mücevherlerle kayıplara karıştı. Yaşananlardan habersiz Beşiktaş'taki evine giden Sema Çelebi, kapı bir türlü açılmayınca çilingir vasıtasıyla evine girdi ve mücevherlerinin yerinde olmadığını fark etti. Eve döndüğümde hiç kimse yoktu evde. Kapıyı açtırdım çilingirle, girdim, doğru kasamı açtım, bir baktım bütün kasa bomboş. Her şey gitmiş içinde. Balistik, efendim hırsızlık masası, polisler, karakol polisleri hepsi geldiler eve. Bütün tespitler yapıldı. Hemen emniyete başvuran Sema Çelebi'nin mücevherleri aradan 24 saat geçmeden Şişli'deki bir dairede sanık Dayana ile birlikte ele geçirildi. 200 bin lira değerindeki mücevherlerinin eksiksiz kendisine teslim edilmesi üzerine gözlerine inanamayan Sema Çelebi, inanılır gibi değil, gerçekten rüyada gibiyim diyerek mutluluğunu dile getirdi. Çantamı gördüm. Evden çıkarken bütün mücevherleri onun içine doldurmuş. Ben onun yokluğunu fark etmemiştim. Aa, bu benim çantam diye böyle bayılıyor gibi oldum. Tabii arasında taşlı şeyleri satamamış, elmas, pırlanta gibi şeyleri satamamış ama altın olanların hepsini eritmiş. Malların yarısını eritirken yakalamışlar. Mesela zincirin yarısı eritilmiş, yarısı elinde kalmış adamın. Bütün eritenleri, bütün hırsızlık mallarını satın alanları, kadını 24 saat içinde yakaladılar. Öte yandan bir hırsızlık şoku da magazin dünyasının aşarı çocuğu Tolga Karel yaşadı. Yakışıklı oyuncu, eşi Günay Musayeva ve oğlu Cihangir'le uyuduğu sırada eve giren, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, kasada bulunan paraları, ziynet eşyasını ve Tolga Karel'in otomobilinin anahtarını çaldı. Eşi ve çocuğuyla uyurken evine hırsız girdi.
Geçtiğimiz gece meydana gelen hırsızlık olayından sonra polis, fail ya da faillerin yakalanması için hemen harekete geçti. Geçmiş olsun diyeyim de ben o kasa nasıl açılıyor ben onu anlamıyorum. Ben ya. De onu merak ediyorum. Bir de şey çok ilginç. Tam eritirken yakalanmış diyor ya Sema Çelebi. Ben Türk polisini tebrik ediyorum. Hani eritirken nasıl yakaladı kuyumcuda mı? Nerede onu merak ediyorum ama gerçekten tabii ki kimlere güveneceğiz? Çünkü iki durum farklı. Bir tanesi yani Tolga Karel'in durumu hepimizin başına gelebilecek ve de gelen zaten uyurken çünkü o kadar çok hırsızlık vakası yaşanıyor ki. Gaz sıkıyorlar. Gaz sıkıyorlar, sizin uykunuzu daha da ağırlaştırıyorlar ve bütün evi soyabiliyorlar. Hatta çok daha büyük olaylara, tecavüzlere kadar giden benim duyduğum vakalar var. Aynen. Ve hani o çelik kapılar var ya, 3 tane kilidi vardır. Bunların hepsi hikaye, aslında. Hepsi açılıyor. Sema Hanım'ın durumu farklı. Evinde güvendiği, eskiden de çalıştığı bir hizmetçisi, hizmetlisi tarafından bir talihsizlik yaşamış. Ama güzel bir şey ki mücevherleri bulunmuş. Ama Tolga Karel'in ailesinin yaşadığı çok daha tehlikeli. Çünkü evde bir bebek var, eşi var. Üstelik de hani eve giriliyor. O esnada her şey olabilir. Uyanabilirsiniz. Allah o şokla yani kalp krizi geçirebilirsiniz. Allah. Tansiyonunuz çıkar. Ya da büyük bir arbede yaşarsınız. Alarm takmak biraz caydırıcı oluyor, söyleyeyim. Evet, alarm daha iyi. Evet. Ama alarmın da eksi tarafları var. Çok ilginçtir. Mesela evinizde bir pet, yani bir evcil hayvanınız varsa alarm çok yetersiz kalabiliyor. O yürüdüğü zaman da alarm çalıyor. Siz yani aslında yok, hiç... Yok, alarm pencere veya kapı açılmadan alarm çalmıyor. Evdeki harekete karşı da var. Sadece pencere ve kapı öyle değil. Mi? Evet, çok net biliyorum. Yani aslında hiçbirisi kesin çözüm değil. Bizim çocukluğumuzda bu senin kadar aklına, hırsızlık olayları yoktu. Senin gelen en büyük hırsızlık olayı hangi, sanatçının evinde çok büyük böyle bir hırsızlık olayı oldu? Hiç hatırlamıyorum öyle. Yani en büyük hırsızlık diye hiçbir şey hatırlamıyorum ama en çok sanatçılarda ya yanlarındaki yardımcılar çok hırsızlık yaparlar. Bir ara Yeşim Salkın'ın başına aynı şey gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Bayağı 5-6 milyon şimdi, dolarlık. Hani en büyük dediği için ben cevapsız kaldım ama Emel Sayın da mesela aynı olayı yaşadı. Üstelik de uzun zamandır yanında çalıştırdığı bir kız vardı. Önce kıyafetlerin eksildiğini görüyorlar. Ondan sonra fark ediyorlar evdeki hırsızlık olaylarını. Hani onlar da uzun bir dönem uğraşmışlardı, mahkemelere gitmişlerdi ama hani en büyük hırsızlık olayı dendiği zaman aklımda maddi değeri olarak bildiğim bir hırsızlık olayı yok. Neyse, inşallah maalesef. Tolga Karel'in evine girenler de en kısa zamanda inşallah, bulunsunlar inşallah. İnşallah. Geçmiş olsun. Evet, herkese geçmiş olsun diliyoruz. Şimdi sırada ne var? Para konusuyla girdik. Paradan hırsızlık devam edelim. Çünkü maalesef hani parayla bağlantılı. Parayla devam edelim. Mart ayı vergi ayı diye evet. Hep bilinir ama biz tabii aylar sonra vergi rekortmenlerini öğrenebiliyoruz. Hı-hı. Çünkü eskisi gibi değil. Eskiden Mart ayı olduğu zaman tak hemen vergi rekortmenleri çıkardı. Hı-hı. Şimdi yeni öğrendik vergi rekortmenlerini. Bir de öğrenemediklerimiz var. Rekortmen diyorsun. Evet, evet. Hı-hı. Gizli tutuyorlar. Veterimiz var. İzleyelim. Peki, izleyelim. Bakalım. Ondan sonra kimler konuşalım. Kimler birinci, kimler ikinci? Ben de merak ettim. Money, money, money. Sanat dünyasının 2012 vergi rekortmenleri açıklandığı bir tartışmadır başladı. Birinci sırayı 4.603.000 lirayla Acun Ilıcalı'nın... Vergi şampiyonu olmak güzel bir olay ama hani ben vergi şampiyonum, vergimi verdim diye övünmek benim için çok doğru bir hareket değil. İkinci sırayı 3.516.000 lirayla Cem Yılmaz'ın... Şu ana kadar biriktirdiğim parayla 47 sene okuyabilirim burada. Ve üçüncü sırayı 2.291.000 lirayla Aysel Gürsaçar'ın, yani Seda Sayan'ın aldığı listede tartışma yaratan nokta ise ilk 10 kişi arasından 3 ismin adlarını gizlemesi oldu. Vergi rekoru kırıp ismini gizleyen ünlüler kimler? Beyazıt Öztürk, Ajda Pekkan ve Kıvanç Tatlıtuğ olarak devam eden listenin 7. sırasında 1.180.000 lirayla sır bir isim yer alıyor. Çeşitli tahminler yürütülen o ismin Beren Saat olduğu iddialarıysa kulaktan kulağa dolanıyor. Tavşan gibi kaldım. Bir daha böyle zor yakalarsınız. İddialara göre Beren Saat ismine sadece 604.346 lira vergi verip 19. sırada yer alan sevgilisi Kenan Doğulu rahatsız olmasın diye gizledi. Herkes kendini bilecek. Durma, sınırını çizme.
sevgilisi Kenan Doğulu'dan daha fazla vergi ödediği için mi ismini gizledi? Süper süper. Listede ismini gizleyen diğer isimlerin ise Halit Ergenç, Kenan İmirzalıoğlu ve Necati Şaşmaz olduğu iddia ediliyor. Gizlerler ki onu. Neden gizlerler? Bana göre haklılık tarafları var diye düşünüyorum. Neden? Çünkü Cengiz Semercioğlu da buna dün değinmiş bu konuya. Hani neden gizliyorlar? Aman kazandığım para bilinmesin diye gizliyorlar. Çünkü günlerce, haftalarca bu haber oluyor. Ama gördüğünüz gibi saklayınca da haber olmaya devam ediyor. Daha büyük haber olur. Daha büyük nazar değmesin diye mi acaba? Nazar değmesin. Şimdi bir gerçek var ki, yani Cengiz Semercioğlu'na burada katılıyorum. Türkiye'de zengine gıcık kapılan bir durumumuz var. Yani zenginin arabası da söz edilir. Hırsızlara da davetiye. Evde söz edilir. Yani o da tabii ayrı bir konu. O yüzden ünlülerin ben gizlemesine ve saklamasına asla kızmıyorum. Niye ama kızım, gördükleri gibi. Yani. Ama bence gördükleri gibi sakladıkları zaman da olmuyor. Bu sefer de diyoruz ki bu isimler nerede? Bakın. Ben katılmıyorum. Tarkan şöyle yok. Katılmıyorum sana. Hı. Bence hani bir şeylerin reklamı olur ya da olmaz diye tartışılabilir ama bence verginin reklamı olmalı. Yani imrendirilecek örnek bir şey. Örnek olması bence. Açısından. Evet. Peki. Ben de bir Sezen sene girmiştim vergisine. İnşallah gireriz Kutucuğum. Ben bir sene girmiştim. Hadi. Evet. Maşallah. Mustafa Sandal listede yok. Sezen Aksu listede yok. Tarkan yok. Necati Şaşmaz yok. Halit Ergenç yok. Kenan İmirzalıoğlu yok. Yok derken o gizli isimler mi olabilir? Gizli isimler olma evet olabilir. Olma ihtimali olan kişiler. Evet. Beren Saat'in 7. isim olduğu iddia edilmekte ama hani Kenan Doğulu 19. sırada olduğu için ismini açıklamadı. Ben buna da inanmıyorum. Böyle bu kadar hassasiyetli davranacaklarının ihtimal, gurur duyuyordur bence. İhtimal vermiyorum. Bana göre tek isim yani insanlar konuşmasın. Bu kadar kazanıyorlar, bu kadar ya, gayet doğal ünlülerin kazandığı para zaten bizim yani normal insanın kazandığı parayla hiç alakası olmayan bir para. Ben Acun abi bir senede bile o parayı kazanamayız. Ben Acun abi ilk işte Var Mısın Yok Musun'a başladığı zaman yine biz Çolatı'yı da program yaparken ben hep takılırdım Acun abi işte halı saha maçları falan yapardık. Ne oldu bu sene de çıkmadın vergi listesinde, ne oldu bu sene de olmadı. Vergini görelim, vergini görelim diye hep diye, takılırdım. Diye, diye, diye. O da bana takılırdı sen neredesin falan filan diye. Diye diye bak son 3 yılın değil mi? 3 yıldır üst üste Acun abi birinci. Bu hakikaten Acun abi de kutluyoruz. Yani, Seda abla hep birinci olurdu. Evet eskiden. Şimdi ama ilk üçteki yerini hala koruyor Seda abla. Evet. Hülya Avşar bir sene birinci olmuştu benim bildiğim. Hülya Avşar kaçıncı? Hülya Avşar'ın listelemesinde gözükmüyor şu anda. Öyle mi? Evet. Gözükmüyor. İnşallah Acun bu sene gireriz. Acun Ilıcalı'nın hani vergi rekortmeni birinciliğindeki benim adıma mutlu olacak tarafsa gazetecilikten hani gelip beraber omuz omuza çalıştığımız Versi birinin başına. Amin. Omuz omuza çalıştığımız birinin böyle vergi rekortmeni olması çok güzel bir şey. Evet. Benim açımdan Acun Ilıcalı gururu böyle. Gayet güzel. Evet. Peki bakalım. Sevgili Özlem Yıldız'la ilgili bir haberimiz var. Öpücüklerimizi yolluyoruz, selam söylüyoruz buradan. Selamlar Özlem buradan. Yıldız yanlış anlaşılan bir cümle söylemiş. Onu hemen biz düzelteceğiz yayınımızda. Ve izleyelim görüntülerimizi. Tamam. Ne olmuş, niye Özlem Yıldız konuşulmuş? Hadi bakalım. Eşi Sinan Serter'le maddi zorluklar yaşadıkları, hatta evliliklerinin bu yüzden tehlikede olduğu iddia edilen Özlem Yıldız, elbiselerimi kiralıyorum diyerek ilginç bir itirafta bulundu. Devir ekonomi devri. Elbiselerimi kiralıyorum. Bir moda etkinliği çerçevesinde katıldığı söyleşide davetlerde giyeceğim gece kıyafetlerini artık satın almıyorum. İnternet sitesinden kiralıyorum. Devir ekonomi devri. Gece kıyafetlerini artık para harcamamak konusunda artık kararlıyım. Yıldız gazeteci arkadaşlarımıza kiralık elbise giyiyorum demiş. Hemen yanlış anlaşılan bölümü yani neden yanlış anlıyoruz? Ben bir kere onu merak ediyorum. Ya açıkça hani örnek olmak adına kiralık elbise giyiyorum diyen biri var. Bunu maddi açıdan sanki zor durumdaymış da kiralık elbise giyiyormuş gibi algılayan i̇şte bir bölümümüz var. İşte yapılan açıklamalar bazen böyle farklı durumlara denk geldiğinde böyle şeyler düşünülebilir. Magazinci arkadaşlarımızın da bunu haber olarak yapmasının çok normal olduğunu düşünüyorum. Ama evet. Tabii ki Özlem'in niyetinin ve
neden böyle söylediği çok açık, hepimiz aynı şey yapıyoruz. Yani kiralamak derken tabii ki bazı internet sitelerinden alıyoruz, işte geri veriyoruz, belki ufak bir meblağ ödüyoruz. Ya da ben mesela bu zamana kadar çalıştığım tüm modacılarla birlikte, sevgili Cengiz Abasoğlu, Tuğhan'da Büyükçünar ve diğer giydiğim bütün sevgili modacılara buradan tekrar teşekkür ediyorum. Bir özel davette kıyafeti alıyorum, giyiyorum ve kendisine ücret sonra geri... Ama, hayır, ödemiyorum. Hayır, şimdi, tabii ki değil. O zaman çok özür dilerim. İzleyicilerimiz belki bilmeyebilirler. Bir ünlü bir kıyafeti bir davette giydiği zaman ikinci davette giyme şansı yok. Maalesef yani bilemiyor. Sizin gibi bir kıyafeti alıp da Ayşe'nin düğününde, Nurcan'ın nişanında, Fatma'nın kına gecesinde giyemiyor. Maalesef giyemiyor. Giydiği zaman problem oluyor. Gazeteci hemen diyor ki bu kıyafet, hemen dönüyor arşive. Diyor ki bak bunu bilmem nerede giymişti. Ekonomik zorluk var diyor. O zaman bunu söyleyen ilk ağızdan şu anda telefon attığımızda Özlem. Özlem, günaydın. Günaydın, günaydın. Ne haber? Üçünüzü de çok seviyorum bence, onu söyleyeyim. Biz de seni. Sağ ol canım, biz de seni. Ne yapıyorsun? Ya gene yanlış anlaşıldım ama çok şaşırıyorum. O kadar biz anlamadık. Ya senin alışkın olman lazım böyle şeylere Özlem. Üzülme. Vallahi hiç, ama dediği gibi Çağla, Allah'tan beni çok iyi anladın ve öyle güzel şeyler söyledin ki canım, bunu benim birinci kişi bilen bir kişisin sen de. Evet. Çünkü zamanında çok büyük meblağlar ödeyerek de aldığım gece kıyafetleri ve tuvaletleri oldu. Dediğin gibi elim bir kere gitti mesela, ikinci kez giydiğim zaman daveti, Allah'ım yerden yere vuruldu. Başka kıyafetim yok, yine giydi de şuydu buydu ve dünyanın parasını verdiğim elbise öyle dolapta askıda durdu. Tabii sokağa atılan bir para gibi aslında o elbiseye verilen para. Aynen, yani o kadar yazık ki gerçekten bu çok parası olmak, zengin olmak, hiç bununla alakalı yok olan bir değil. Sokağa atacak parası olmayan kafada bir insanım ben, çok açık söyleyeyim. O yüzden de böyle bir sistemle birlikte, ki bu sadece benim başvurduğum, benim faydalandığım bir kiralama şirketi değil. Gerçekten şu anda dergileri açıp da gördüğünüz çok insan, tabii, ki sosyetet diyebileceğiniz gerçekten belli ekonomik durumunun üstünde olan insanlar da artık bundan faydalanıyor. Ve çok çok güzel bir şey bence ki. Kesinlikle. Evine geliyorlar, alıyorlar elbiseni, getiriyorlar. Sonra bittikten sonra da kur temizlemeye gidiyor ve tekrar kiralamaya devam ediyor bu elbise. Karşılıklı bir anlaşma var orada. Yani sen kıyafetin reklamını yapıyorsun, hem de o gece kıyafeti giymiş oluyorsun. Sonra geri veriyorsun. O kıyafeti satın veriyorum almak isteyen, daha farklı, daha çok bir yerde giyebilecek birileri de o elbiseyi satın alıyor. Böyle bir satın alıyor. İstersen alabilirsin de, bu senin keyfine bağlı. Tabii ki, tabii ama ben yaptığım işten dolayı buna gerek görmüyorum. Tabii ki, tabii ki. Peki izleyicilerimiz için soruyorum. Çünkü özellikle mezuniyet dönemi kıyafet aileler için çok büyük bir yıkım oluyor. Bunu daha önceki haberlerimden biliyorum. Bu kiralık elbiseleri halkta ulaşabilir mi? Yani böyle internet kesinlikle siteleri var mı? Tabii ki, tabii ki. Tabii, çok tabii güzel ya, bir örnek bence. Ben gittiğim zaman çok görüyorum, dediğin gibi o mezuniyet dönemlerinde falan o yaş grubu çok fazla oluyor. Düğün, davet, nişan, mezuniyet, bu tip özel günlerde çok sık başvurulan, yani çok da faydalı bir durum bence. Evet. O yüzden herkesin de bütçesine uygun aralıkta kıyafet de var, onu da söyleyeyim. Markasına göre fiyat aralığı değişiyor ama öyle bütçeni çok sarsacak, ay yok benim elim oralara gitmez diyebileceğin şeyler değil. Hani en azından öyle özel bir gecede hem kendini şık hissediyorsun hem de farklı ve çok da bütçeni çok tartmadan da şık olabileceğinin en güzel tarafı bence bu. Harikasın Özlemci. Biz seni çok iyi anladık, hiç üzülme. Çok teşekkür ederim. Öpüyoruz çok. Demir'i de çok sevgiler. Ben de sizi çok öpüyorum. İyi bak, görüşmek üzere. Teşekkürler canım, yayınımıza katıldığın için. Parayı sormadık ya. Niye sormadık? Kaç para kiraladın onu ben merak ettim. Şimdi ufak paraları dedi. Gece, yani şey. Çağla Hanım bilir onu. Gece elbiseleri yani 2000 liradan başladı. Kiralama fiyatını bilmiyorum. Yani ben o zaman genel bir söyleyeyim. 2000 liradan başladığını düşünürsek bir gece elbisesinin hani çok şık işlemeli falan. Satın almanın evet, özür dilerim. Kiralaması da 300, herhalde 300-200 civarı, belki daha da ucuza. Daha bile hani olsun, işlemesiz sadece kumaşa dayalı elbiseler olabilir. Yalnız onlarda biraz stres oluyor. Gece çıktığın zaman falan üzerine bir şey dökülürse, yırtılırsa, ezilirse. Kuru temizleme. Kuru temizleme halledemezse, işte kuru temizleme halledemezse parasını verip almak durumunda kaldığın zamanlar olabiliyor. Tabii, peki. Mecburen. Evet, sıradaki haberimize geçiyoruz. Evet, neye geçiyoruz efendim? Sevgili Petek Dinçöz'ün haberine geçiyoruz. Çok uzun zamandır Petek Dinçöz'ün evet işte gazetecilere gösterdiği, anlattığı, ismini söylediği. Bende de vardı resmi, ben göstermedim. Bak, niye? Göstertirmedin ben sana. Göstermedim. Sana göstertirmedi, al işte patladı Petek Hanım. Patladın. Evet, Petek Dinçöz'ün sevgilisini gördük. Yakışıklı, esmer bir eniştemiz var. Allah mesut etsin tekrar tekrar. Bir görelim YTR'de, herkes görsün. Hadi görelim, sevgili herkes Petek görsün. Dinçöz'ün sevgilisini. Tır tır tırnattım aklımı, fır fır fırlattım tahtımı.
Önce baş harfini söyledi. A harfini baş. Sonra ismini açıkladı. Tanıştık. Şu anda tanıyoruz birbirimizi. Ben onu tanıyorum. O beni tanımaya çalışıyor. Ve sonunda ilk kez fotoğrafı ortaya çıktı. Yalanı boş ver yapma. Geride kalmış olsa. İşte Fethek Dinçöz'ün yeni sevgilisinin ilk fotoğrafı. Kalbini boşa yorma. Gönlünü bulmuş olsa. Genç astrolist Fethek Dinçöz'ün bir süredir mutluluktan gözleri parlıyor. Çünkü yaklaşık 1,5 ay önce yeni bir aşka yelken açtı. Dünya varmış şimdi hayatın tadını yeni yeni anlıyorum. Ancak ser verip sır vermedi güzel şarkıcı. Önce sadece isminin baş harfini söyledi yeni sevgilisinin. A harfini baş. Sır gibi sakladığı yeni aşkının adının Abdullah olduğunu da geçtiğimiz günlerde açıklamıştı Fethek Dinçöz. Yalanı boş ver yapma. Geride kalmış olsa. Ve gizemli sevgilinin fotoğrafı dün ilk kez ortaya çıktı. İşte Fethek Dinçöz'ün Apo diye hitap ettiği yakışıklı mavi gözlü sevgilisi. Tır tır tırlattım aklımı, fır fır fırlattım tahtımı. Ya, Fethek Hanım. Soralım, yakışıklı mı? Bana ne soruyorsun, ben ne diyeyim? Yani... Allah Allah, erkeğe soruyorum, ne var, yakışıklı mı? Yakışıklı adam canım. Yakışıklı. Yani ne fark eder yakışıklı mı değil mi yani? Sonuçta oradan, ya şimdi kızımız mutluysa, güzel ne yapabilir Seyhan'ı, yani? Yakışıklı Seyhan'ı alabilirsek oradan alın beni göreceğiz. Oradan. Evet alın. Apo'yu göreceğiz. İşte evet. Biraz yüzü parlamış, o da fotoğraf peki, net değil o yüzden. Peki bu fotoğraf nasıl çıkmış ortaya? Bu fotoğraf nasıl çıkmış? Bu fotoğraf internet sitesine gönderilmiş. O bu internet, söyleyeyim mi Timi internet sitesinin ismini, bir problemimiz olur mu? Yani herhalde. Peki verelim, uçankuş.com internet sitesinden aldık efendim. Haklarını yemeyelim ama izin almak istedim. Oraya nasıl gitmiş? Şimdi şöyle bir durum olmuş. Bak şimdi yeni dur şimdi sen. Şimdi şöyle dur. Bir durum olmuş. Ankara'dan postaya vermişler. Uçan kuşun adresini yazmışlar. Ya bak sizin... 26'sında gelmiş. Zarf aç... Ne demek nasıl gelmiş? Gönderilmiş. Niye gitmiş sen oraya burası? Sen yanına ya. Kim göndermiş oraya? Ağzından çıkanı kulağın duysun. Annem gönderdi. Annesi gönderdi. Annem gönderdi. Annem gitti uçan kuşa bizi sattı. Uçan kuşa bunu verdi. Ya değil bu, mi? Tamam. Ha, kim kızım gönderdi? Alişancığım, haber kaynağı gizlidir 1. Gazeteci haber kaynağını gizlediği sürece saygın olur 2. Haber kaynağı açıklanmaz 3. Yeterli sen mi? Sen bir kendine gel ya. Bir kendine gel ya. Yeterli mi? Yeterli. Allah'ım vallahi sen yeter. Büyüksün ya Rabbim. Şey yok, gerginlik yapma. Masada tamam, gerginlik yok. Bilgileri veriyorum. Evet, bilgileri ver. Bilgileri veriyorum. Abdullah Bey 27 yaşında, Petek Hanım 33 yaşında. Aralarında küçük bir yaş farkı var. Herhalde sorun yoktur diye düşünüyorum. Tekstil işiyle uğraşıyor. Ve de işte Türk televizyonlarında... Bize de Allah mesut etsin demek düşüyor. Petek Hanım'ın sakladığı, gizlediği sevgilisinin fotoğrafı. Bu vesikalık fotoğraf gibi duruyor ya. Allah. Alişan Bey bir şey sorabilir miyim? Bu fotoğrafı kim göndermiş olabilir? İşte bu fotoğrafı kim göndermiş? Ben de merak ediyorum. Uçan kuşa niye gitmiş bu fotoğraf abi? Anladın mı yani? Niye gitmiş? Alişan bak yine aynı topa giriyorsun. Yapma. Onu tercih etmişler. Açayım şu resmi bir açmak geldi yani içinden. Nasıl? Şöyle bir açabilir miyiz şuradan? Şöyle büyütelim. Ya. Evet. Mutluluklar dileyelim. Evet aynen. Evet. Şimdi sıradaki haberimize geçiyoruz. Yine sıradaki haberimiz de çok güzel bir haber. Bir sevgili aşk haberi değil mi? Aşk haberi yani. Ay ne oldu, ağlayacak mı? Aslında bir itiraf. İtiraf ama çok güzel bir itiraf. Burcu Esmer Soy yine yani. Hani insanın içini açan çok güzel, çok bir de yüreği de çok güzel birisi Burcu Acayip Esmer Soy. Acayip güzel bir hayat enerjisi olan, çok mutlu, öyle. Allah bozmasın. Çok sevdiğim Allah bir bozmasın. Arkadaşım. Tekrar ismi tekrar geçince bile gülümsüyoruz. Ben hemen bilgilere geçeyim. Sevgili Burcu Esmer Soy biliyorsunuz çok güzel bir aşk yaşıyor. Sami Kiresepe. Üstelik de bu yıl evlenmeleri bekleniyordu. Öncelikle düğün önümüzdeki yıla kalmış. Çok da romantik bir düğün. Yani hemen hemen herkesin hayal bile edemeyeceği bir düğün. Neden? Nikah İtalya Roma'daki Türk Başkonsolosluğumuzda oluyor. Ardından da düğün Como Gölü'nün kenarında. Ay tüylerim şu an diken diken. İtalya'da. Ama bu güzel aşk hikayesinin çok önemli de bir detayı var. Sami Bey Burcu Esmer Soy'a çok uzun zamandır aşıkmış. Allah resmen Allah. Kafayı takmış. Ve onu takip ettirmiş. Çok uzun bir dönem Burcu Hanım'ın karşısına hemen hemen her yerde çıkmış. Zaten önce
birlikte olma teklifini, arkadaş olma teklifini yapmış. Ama o zaman diyor Burcu Hanım, benim bir aşk ilişkim vardı. Hı. Dolayısıyla böyle bir şeyi reddettim. Farkındaymış ama. Farkındaymış yani ona olan, evet, ilgisinin. Evet, kesinlikle. Hatta hı hı. Sami Bey aşkını ve onunla evleneceğini bir gün annesine bile söylemiş. Vay be. Aa, ne güzel. Yani Allah herkese böyle, böyle bir aşk hayal ettiği etsin. Gibi, evet. Evet. Arzuladığı gibi aşk, evet, etmesin. Yani güzel, çok iki yıl var. Boyunca bir kadını uzaktan uzağa takip ediyorsunuz. Belki arkadaşlarınız vasıtasıyla haber alıyorsunuz. Ve sonra o hayalinize kavuşuyorsunuz. O sizin aşkınız oluyor. Güzel. Evlenmeye kadar giden böyle muhteşem bir aşk hikayesi. Darısı. Bir ömür birlikte olsunlar inşallah. Başına. Amin. Evet. Sıradaki haberimize geçebiliriz. Geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz günlerde bunun haberini konuştuk. Vermiştik aslında. Mahkemesi olacağını söylemiştik. Şahan Gökbakar ve Hüseyin Avni Daniel arasında Şahan'ın attığı bir tweet yüzünden böyle bir mahkemeleşme olmuştu. Aynen öyle. İlk dava görüldü. Şimdi veterimizi izleyelim. Çünkü çok önemli detaylar çıktı. Hadi buyurun. Hüseyin Avni Daniel'ın özel açıklamaları var mahkemeden. Ruh güzelliğin iyidir. Orayı bilemem. Gel gelelim, ruhlar aleminde de yaşamıyoruz. Yaptıkların, yapacaklarının teminatı. Şahan Gökbakar'la Türk tiyatrosunun usta oyuncularından Hüseyin Avni Daniel arasındaki hakaret davasının duruşması dün yapılırken ortaya ilginç iddialar atıldı. Şahan'ı tiyatrondan uzaklaştırdım. Ona verilen bir zarar benim tarafımdan. Niye oyun yapayım ben şimdi burada yani? Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'a kendisine Twitter üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle dava açan Hüseyin Avni Daniel, olayın kökeninin yıllar öncesine dayandığını belirtip, Şahan üniversiteden mezun olduğu yıllarda Ankara'da benim tiyatromda 4 hafta kadar çalıştı. Ancak sonra ben kendisini uzaklaştırdım. 12 yıldır kendisini hiç görmedim dedi. Bu açıklama üzerine iki ünlü arasındaki polemik yeni bir boyut kazandı. Derviş. Sen akıllı bir adamsın. Bak şimdi, yok ya, yes ya. Zekiyesin de. Ya, yes. Çok da kültürlüsün. Bilindiği gibi Hüseyin Avni Daniel'ın şikayeti üzerine Şahan Gökbakar'ın 2 yıllık hapsi isteniyordu. Evet, Recep İvedik eleştirisiyle Hüseyin Avni Daniel'ın ardından Şahan Gökbakır'ın bir internet sitesine ne oldu? Bir internet sitesine ve ardından da Twitter'a, sosyal medyaya kadar hakarete ulaşan cümleleri mahkemelik oldu. İlk davada çok önemli bir detay öğrendik. Ben burada şunu merak ediyorum. Hı. Mahkemede Şahan Gökbakar, evet, bunları ben yazdım demiş. Mahkemeye mi? Şahan Gökbakar gelmiyor. Peki avukatı demiş mi? Bunlar bizim yazdıklarımız, bu Şahan Bey'in şimdi tweet Şahan hesabı Bey'in, demiş mi? Evet, hayır, şöyle ki evet. Şahan Gökbakar'ın Twitter hesabı olduğu zaten yani kanun gibi belli. Tamam. Dolayısıyla bu bizim bu benim Twitter hesabım değil demez Şahan Gökbakar. Tamam. Yani böyle bir konumuz yok. Yani çok düzgün bir çocuktur Şahan Bey. Yani demez böyle bir şeyi. Hı. Hani bunda böyle bir sıyırmaya kaçışa gireyim demez. Böyle bir şey yok. O zaman ceza yiyecek. Yani. Onu bilemem. Çünkü onu bilemem var. Ama bizim öğrendiğimiz çok önemli detay şu. Hüseyin Avni Daniel aslında Şahan Gökbakar'ın bu hakaret dolu sözlerini Şahan Üniversiteden mezun olduğu yıllarda benim tiyatromda 4 hafta kadar çalıştı. Sonra ben kendisini uzaklaştırdım diyerek eskiye dayanan bir husumet olduğunu ifade etmiş. Kibarca söylemiş, yani kovdum dememiş ama uzaklaştırdım demiş. Fakat hani bu kötü cümlelerin sebebinin beğenmedi herhalde. Yani hani neden uzaklaştırırsın bir oyuncuyu tiyatrodan? Oyununu beğenmezsin, oyun gücünü beğenmezsin ya da disiplinini beğenmezsin. Hani beğenmediğin sebeplerden gelecek vaat ettiğini göremezsin. Bu yüzden uzaklaştırdığını söylemiş. Bu arada yeni dava 4 Kasım'da, yani ikinci dava. Hüseyin Avni Daniel'la ben dün akşam ulaştım. Kendisi bu konuyla ilgili konuşmak istemediğini. Çünkü dava sürecinde. Çünkü davanın devam ettiğini, üstelik de çok yakın bir zamanda 4 Kasım'da olduğunu söyledi. Şahan Gökbakar davaya gelmedi. Az önce de söylediğim gibi Hüseyin Bey ve avukatı hazır bulunmuşlar ama yani önemli bir detay bu bizim için. 12-13 yıl kadar önce Şahan Gökbakar, Hüseyin Avni Daniel tarafından tiyatrodan
kovuluyor. Uzaklaştırılıyor. Evet, uzaklaştırılıyor. Evet. Bunu öğrenmiş oluyoruz. O günlerden kalma bir şey var. Evet, yani. Evet o şanın zamanlardan içinde demek ki o zamanlardan kalma bir şey gerginlik var. Gerginlik olduğunu öğreniyoruz. Yani hiçbir zaman unutulmuyor. Evet. Peki ilerleyen günlerde nasıl sonuçlanacak hep beraber evet. göreceğiz. Sezen Aksu ile devam ediyoruz. Gazetelerde bugün aldık evet, haberi. Bugün, İnşallah doğru değildir tabii böyle bir şey yoktur ama. Ama yok doğrulanmış zaten. Ya. Bir izleyelim veteremizi. Hastalık haberi var Sezen Aksu ile ilgili. İzleyelim haberimizi sonra konuşalım. Bu kızarıklıklar neyin göstergesi? Sezen Aksu'nun hastalığı mı nüksetti? Bebekle görüntülenen sanatçı Sezen Aksu'nun ellerindeki ve yüzündeki kızarıklıklar dikkat çekti. Öğlen saatlerinde bir arkadaşının evinden çıkarken görüntülenen minik serçenin bu kızarıklıkları saçlarıyla kapatmaya çalışması dikkat çekti. Şimdi bana kaybolan yıllar mı verseler, şimdi bana seninle bir ömür vaat etseler. Ünlü sanatçının basın danışmanı Sibel Algan konuyla ilgili bir açıklama yaparak Sezen Hanım'ın yıllardır alerjik cilt döküntüsü hastalığı var. Bu zaman zaman nüksediyor. 4 gündür peş peşe konserler veriyor. Belki o yoğunluktan dolayı yeniden nüksetti. Korkulacak bir şey yok dedi. Şimdi bana kaybolan yıllar mı verseler, şimdi bana seninle bir ömür. İnşallah önemli bir şey yoktur. Çok önemli bir şey olduğunu ben de düşünmüyorum. Kendisini ne kadar çok sevdiğimiz herhalde buradan hepimiz sevmeyen var mıdır sevmeyen acaba? Yoktur yani, herhalde ama benim için tabii ki çok çok ayrı ve önemli bir isim. Çok seviyorum onu buradan. Herkesin seveni de vardır, öpüyorum. Sevmeyeni de vardır. Ben Sezen Aksu'nun sevmeyeni Aksu'yu olduğunu zannetmiyorum. Yapma Seyhan var mıdır ya ben sevilmiyor demiyorum ama herkesin seveni de vardır, sevmeyeni de vardır. Bence Sezen Aksu'nun kıskananı vardır, sevmeyeni yok. En fazla doğru söylüyorsun. Çünkü hani bazı isimler var. Müthiş. Evet, seveni de sevmeyeni. Hatta şey derler hani sevmeyenim varsa demek ki doğru bir şey yapıyorum. Hani hep sevenim varsa etrafında yanlış bir şeyler vardır ama bakın Sezen Aksu için. Anladım. Ben o zaman şey tekrar konuya döneyim. Sezen Hanım'ın ellerinde ve yüzündeki böyle girintili çıkıntılı sanki egzama gibi, kabarıklık gibi, alerjik evet. gibi. Evet. Basın danışmanı açıklama yapmış. Atopik dermatit demiş. Yani, alerjik cilt döküntüsü demiş. Benim hani sanki bir şey ya. Yemiş de rahatsızlanmış gibi duruyor. Umarız çok önemli bir şey değildir. Ama Sezen Hanım'ın yani hep sağlığıyla ilgili sorunlar duyuyoruz. Keşke bunlar hiç olmasa. Ama canım bir dönem, şeysi var yani. Bir dönem pushing sendromu dediler yüzündeki probleme. Ardından pankreas problemi çıktı. Şimdi de böyle bir fotoğraf var önümüzde. Tabii ki üzüldüğümüz bir fotoğraf. İnşallah önemli bir şey değildir. Ve bir haber daha var. Hemen o habere geçelim. Yine bir hastalık haberi ama. Arka arkaya geliyor doğru. haberler. Necdet İşler'le ilgili bir haber var. Bugün Necdet İşler hastalık. Evet. Hastalık haberi. Karaciğeriyle ilgili. Karaciğeriyle ilgili bir problemi varmış Necdet İşler'in. Genç öleyim, cesedim yakışıklı olsun diye bir iddia. Yani böyle bir cümle kurdu mu kurmadı mı bilmiyoruz. Necdet İşler kötü haber geldi. Uzun zamandır Bodrum'da yaşadığını biliyoruz. Hatta çok önemli bir diziden de ayrıldığını biliyoruz. Şimdi bu diziden ayrılmasını da evet hastalığına bağlayanlar oldu. Ama bu normal yani neyse çok bu konulara girmeyeyim ondan sonra adım çıkmış 9'a inmez 8'e. Efendim Necdet İşler'in hızlı bir hayatı var yani alkol de bunun içinde ve dolayısıyla alkol bağlantılı karaciğerinde problem olduğu iddia ediliyor. Kırmızı kırmızı lekeler hani siroz belirtisi olabilir bilmiyoruz tabii ki. Genç öleyim cesedim yakışıklı olsun dediği iddia edilmiş Necdet İşler'in onu çok seven var. Allah korusun. Umarız bu iddialar doğru değildir tamamen dedikodudan ibarettir. Öleceksin kendine dikkat et diyen arkadaşlarını dinlemediği yine söylentiler arasında ben böyle iyiyim bana dokunmayın dediği iddia ediliyor. Bütün gün alkol aldığı günde belki 2 ya da 3 saat bile uyumadığı da yine bu haberin içindeki detaylarımızda. Peki alkol alması moral bozukluğu falan mı yoksa hani? Bağımlılık alkol. Herhalde yani başka bir şeye ben bağlayamıyorum. Çünkü hani alkol bağımlılığı böyle bir şey. İlla ki moralinizin bozuk olması gerekmiyor. Yazık yani çok üzücü gerçekten. Ne bileyim ilgili sorunlar olabilir falan filan. Yani intikam dizisinden bile hani alkol nedeniyle ayrıldığı iddia ediliyor. İşiyle ilgili bu devirde insanlar bir dizide oynayabilmek için
araya hatırlar, ricalar koyarken o çok önemli bir dizide oynuyor ve diziden ayrılıyor. Çok önemli ayrılıyor. Bir oyuncu. Çok da çok iyi önemli, bir oyuncu. Çok önemli, evet, başarılı bir oyuncu ama alkol nedeniyle maalesef umarız bizden ayrılmasının sebebi de mi olur? Mahvetmez. Bizden ayrılmasının sebebi de mi? Evet, hepsini alkole bağlıyorlar. Ben iddia demek zorundayım çünkü direkt hani bilmiyorum, bilmediğim tabii, ve şahit tabii olmadığım bir konu hakkında evet bu yüzden diziden ayrıldı, alkol onu mahvetti diyemeyeceğim. Doğru. Tabii, ama Bodrum'da yaşıyor, Gümüşlük'te. Geçmiş olsun inşallah, önemli bir şey yoktur. Günde yalnızca 2 saat uyuduğunu iddia ediyorlar. Evet, umarız şimdi güzel haberler Necat İşler'den de alırız. Yine sağlık bağlantılı bir haberimiz var ama bu özellikle ekran başındaki sevgili izleyicilerimizi, evet, genç arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi çok ilgilendiren bir haber. Tüm anneleri aslında, annelere, evet, babaları ilgilendiren anne ve babaların çok sözü geçmiyor. Çok özür dilerim, bana kırılmasınlar. Çocuklar bildiklerini okuyor. Benim eskiden çocukluğumda saç boyatılması, saçlar beyazladığı zamandı. Şimdi 14-15 yaşlarındaki benim genç kardeşlerim saç rengi değişikliğine gidiyorlar ve anne babalar da hiçbir şey yapamıyor. Aslında onların etkilenmesi aslında gerekir bu haberden. Bir, tabii ki bir zararı yok. Saçlara verdiği zarardan başka ama yaşanan farklı bir aynen olay öyle. Ben maalesef. Ben konuya gireyim. Sevgili Volkan Severcan, Türk tiyatrosunun ve dizilerinin çok önemli bir ismi, çok önemli bir sanatçı. Onun sevgili kızı 15 yaşında Melis Severcan saç rengini koyultmak istemiş ve çok büyük bir problem yaşamış. Beterimizi izleyelim sonra konuşalım. Ünlü oyuncu Volkan Severcan'ın kızı saçlarını boyattıktan sonra nasıl ölümden döndü? Tecrübeli oyuncu Volkan Severcan'ın 15 yaşındaki kızı Melis Severcan, saçlarını boyattıktan bir gün sonra yüzünde ve saç derisinde şişlikler meydana gelince hastaneye kaldırıldı. Saç boyasındaki kimyasalların kızının cildine alerjiye neden olduğunu iddia eden ünlü oyuncu Volkan Severcan ateş püskürdü. Bu boyalar yasaklanmalı. Ne olduğunu tam manasıyla da söyleyemiyorum. Bilemiyorum ama yapının mutlaka elden geçmesi gerektiğini düşünüyorum ben zaten. Yani. Hemen bu konuyla ilgili Volkan Severcan hatta. Öğrenelim. Volkan Bey günaydın. 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 Günaydın Seyhan'cığım, Alişan, Çağla, hepinize çok çok selamlar. Abi, günaydın ve geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. İyi misiniz Volkan Bey? Duyamadım Seyhan'cığım. Melis iyi mi Volkan Bey? Düzeldi mi? Şimdi gayet iyi. Fakat tabii çok korktuk yani bütün ailece bir anda. Ya neler oldu? Bir başını şey anlatabilir misin sevgili Volkan? Şimdi Çağla'cığım, benim kızı tanıyorsunuz. 15 yaşına geldi artık. Evet. 15 yaş bayağı bir genç kız. Güzel bir kızım var. Allah inşallah olsun, ömür versin. Hayatını başarılarla getirsin. Saçları tabii yazın birazcık güneşten falan biraz böyle açıldı rengi. Pek mutlu olmuyordu onunla ilgili ama işte bize sormadan, annesine de danışmadan kuaföre gitmiş ve saçlarını biraz koyulaştırmak istemiş. İşte bir gördük biz ve önce kızdık tabii. Niye yaptın bize sormadan falan diye söylendik. Fakat İlk kez değil mi boyatıyor? İlk kez boyatıyor. Ya böyle küçük küçük şeyler yaptırmıştı daha önce. Yani çok böyle hani yaparlar ya böyle genç kızlar. Küçücük böyle dokunuşlar falan ama. Volkan Bey'in çok güzel bir cümlesi var aslında. Tütün ve alkol gibi bu tip boyaların da yani 18 yaşın altındaki çocuklarda uygulanmaması gerekir diyor. Tütün ve alkol gibi dikkat edilmesi gerekir diyor. Değil mi Volkan Bey? Aynen, aynen öyle katılıyorum yani. Çünkü hakikaten kimyasal şeyler bunlar. Ve benim kızımın da neye olduğunu bilmiyoruz. Şu anda zaten onun takipleri yapılıyor. Bu şeyin geçmesi gerekiyor. Bir alerji testi yapılacak ve bir kimyasala karşı vücut ciddi bir reaksiyon gösteriyor. Evet. Bütün yüzü, gözü, alnı, saçlarının oluyor. Her tarafı şişmeye başladı. Biz apar topar yani panikle hastaneye götürdük. Yani böyle basit bir şekilde değil, 3 gün boyunca serum aldı. Ve o şekilde bu alerjisini önlendi. Yani Allah'tan yüzü gözü şişti. Yani başka bir yerine de biliyorsunuz alerjik reaksiyon
etki edebilirdi. Yani hakikaten bir küçücük bir şey yüzünden çok tehlikeli bir şeyle karşı karşıya kalabilirdik. Ve bu aslında hani kendi kendine alıp aldığı uyduruk bir boya da değil aslında kuaförde. Yani bildiğimiz kuaförde. Hani eminim iyi bir kuaföre gitmiştir. Sürekli devamlı gittiğimiz bir kuaför, yani annesinin de gittiği bir kuaför. Yani onlara da tabii çok söylendim bununla ilgili. Yani ben buradan hani bu bir örnek, bütün herkese de söylüyorum, ne olur vücutlarına ne olduğunu bilmeden insanlar her türlü kimyasalı herhangi bir şekilde kendilerine uygulamaya kalkmasınlar. Sonuç hakikaten korkunç bir hale gelebilir. O yüzden son derece bu konuda dikkatli olunması gerektiğini söylüyorum. Yani bizi Allah korudu, öyle söyleyeyim size. Evet, çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun Volkan Bey. Çok geçmiş olsun abi. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Üçünüzü de çok çok seviyorum. Sağ olun. Bütün çalışanlara, herkese de, bütün izleyenlere de sevgilerimi iletiyorum. Aynen. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Umarım bir örnek teşkil eder. Evet, Volkan Bey'in sözleri ve Melis'in durumu. 13 yaşında saçına perma yapmış biri olarak geçelim bu konuya. Ama o zaman modaydı o dönemde. Ah o perma efendim, beni. Efendim şimdi dün akşam sosyal medyada gazeteci arkadaşlarımızla, yani magazin muhabirleriyle Gupse Özay karşı karşıya geldi. Konuya da hemen girmek istiyorum. Dün bizim programımızda yer alan bir haberdi. Gonca Vuslateri'nin 4 gün içerisinde biri eski olmak, biri yeni olmak üzere iki erkekle görüntülenmesi. Gupse Özel şöyle bir tweet attı arkadaşına. Gons, sen ne hakla arka arkaya hem eski hem yeni sevgilinle gözüküp bütün nokta nokta, orada bir hakaret var. Magazincileri ayaklandırırsın yahu, günah be diye. Bunun arkasından hemen gazeteci arkadaşlarımızdan, yani konuyu özetlemek istiyorum. Gazeteci arkadaşlarımızdan çok güzel cevaplar geldi. Onlardan da iki tanesini okumak istiyorum. Sizi de kameranın önüne koyuyorlar, basın emekçilerine tepeden bakıp onları hor görmeyi normal bir şeymiş gibi sanıyorsunuz diye Emrah Güler'in bir cevabı var. Ardından Samet Altay, yine gazeteci arkadaşımız, Magazin 90 muhabiri. Eski sevgilisiyle öpüşüp iki gün sonra yenisiyle el ele gezer. Hakaret cümlesi olduğu için söyleyemiyorum. Gupse Hanım'ın cümlesi nokta nokta diye geçiyorum. Bu konuya genel bakmak. O kişi magazinci olur, bu karaktersiz avukatlıkta senin gibisine düşer demiş. Bu konuya genel bakmak lazım aslında. Ben bu konuda şöyle söyleyeyim. Böyle laflar etmiş, şey yapmış. İnan bu üç gün sonra unutulur. O şimdi her şey yine unutulur. Giderler, çekerler. Her şey unutulur. Haber popüler yani, kültür. Şu anda çok sevilen ve çok... Ben şunu istiyorum ya. Magazin Gazetecileri Derneği'nin... Tamam yani, iyi bir oyuncu olabilir ama burada bir hakikaten hakaret var. Magazin Gazetecileri Derneği'nin eskiden böyle bir şey yoktu. Eskiden dernek bayağı sözü geçen bir şeydi. Bu konuda şey yapmaları şimdi lazım. Şimdi sevgili Alişan, bu zaten bir popüler kültür. Evet, bir hafta sonra, üç gün sonra unutulacak. Ama buradaki önemli detay şu... Sosyal medyada istediğinizi yazabiliyorsunuz diye işini yapan bir gazeteciye ve de atılan başlıklar belli, atılan başlıkları beğenmemiş bu arada. Hakaret etmemek gerekiyor. Gupse Hanım hakarete varan sözler söylüyor. Söylediği kelimenin açıklamasını hemen okumak istiyorum, ne demek olduğunu. Yani gazetecilere attığı, söylediği kelimenin açıklaması. Toparlamamız lazım. Mevcut bir sevgilisi olsun ya da olmasın, seçici olmadan her gördüğü karşı cinsi ağzı açık bir şekilde arzulayan insan anlamına gelen bir kelime kullanmış gazeteci. Tamam, evet, hakaret var. Bu konuda ben magazin gazetecileri üzerine düşen görevi yapsın. Dünyanın hiçbir yerinde medyada yer alarak iş alan ve ardından medyayı suçlayan bir zümre, üstelik de bu zümrenin içinde bir tane projeyle ortaya çıkan, kendini tanıtan ve ardından da hakaret eden bir insan türü görülmemiştir diye düşünüyorum. Yani bir projeyi yapıyorsunuz, evet. İnsanlar sizi tanıyor ve siz 20 yılını, 25 yılını bu mesleğe veren insanlara hakaret edebilmeyi kendinize hak zannediyorsunuz. Ne yapmış gazeteci? Yetmişim. Bir beyin ameliyatına mı girmiş de yanlış yapmış? Bir sokakta bir sanatçıyı yeni sevgilisiyle el ele görüntülemiş. Görevini yapmış. Görevini yapan bir insan suçlanıyor. Evet, hakaret uzun bence bir çok konu, da çekin olmuş. Evet, bıraksan aslında şey saatlerce üzerine konuşulabilir bir konu ama maalesef süremiz, magazin masasına ayırdığımız bugünkü süremiz bitti. Aynen şimdi öyle, kısa yani bir ara veriyoruz üzere. Sonrasında yepyeni konuklarımızla tekrar stüdyodayız. Gel otur yanıma, senle konuşalım baş başa, meseleyi uzatma. Emre Altuğ geliyor. Gel bir eşi yorga yaktırma. Şeyleri hiç yaptırma. Hani biz
Şükel biricik aşkını konuk edecek. Alişan yakın dostuyla aynı sahneyi paylaşacak. Senin hiç suçun yok mu? Kabullenmek bu kadar zor mu? Sanki bu devirde hangimiz tertemiz zor? Muhteşem şarkıların söyleneceği, sürprizlerle dolu bir yayına hazır mısınız? Tertemiz. Pop müziğin yakışıklı starı Emre Altuğ, muhteşem şarkıları ve unutulmayacak sürprizleriyle yarın canlı yayında Her Şey Dahil'de. Senin hiç suçun yok mu? Kabullenmek bu kadar zor mu? Sanki bu devirde hangimiz tertemiz o? Tertemiz. Başarılı spiker Özge Uğuz'un hayatında affedemediği olay ne? Dilim affetse gönlüm affeder mi bilmiyorum. Minik bebeği hayatında neyi değiştirdi? 12 yıldır emek verdiğim haberciliği. Kime ve neden küstü? Çok fazla hak ettiğim değeri bulamadığımı düşünüyorum. Birazcık küstüm, doğruyu söylemem gerekirse. Kimler için kaprisli dedi? Yani herkeste bir kapris, bir kapris. Evinin kapılarını minik kızıyla birlikte ilk kez Her Şey Dahil'i açan başarılı televizyoncu Özge Uzun, samimi itiraflarıyla birazdan canlı yayında. Güzel sonucu Pınar Esen'in en büyük takıntısı ne? Öyle bir takıntım vardır. Uğruna inanırım. Pürüzsüz cilt güzelliğini neye borçlu? Doğal yağlardan faydalanıyorum. Oğlu Güney'e nasıl bir aşkla bağlı? Ama çok oğluna aşık bir anneyim. Dalga geçiyorum, oğlumu kimselere veremeyeceğim. Nasıl görünürsen görür, ben seni beğenirim. Aşksın sen, cansın. Güzel sunucu Pınar Esen'le itiraflarla dolu bir sohbet. Ne duam vardı, hiç kimseye çaktırmadan içimden okurum ben o duaları. Birazdan canlı yayında Her Şey Dahil'de. Onların kraliçelerini davet edeceğiz buraya ve onları size ilk kez böyle yakından tanıtacağız. Evet. Bakalım neler yapıyorlar, kimler özel geliyor? Hayatlarında kimler? Kocaman alkış diyeceğim, bize geliyor. Alkış yukarıdan gelsin. Pınar Esen ve Özge Uzun geliyor efendim. Buyurun, hoş geldiniz. Özge Uzun da hakikaten soyadı gibi uzunmuş. Hakikaten biraz uzun. Ne oldu? Bir çağla şikayet kadar de değilim Özge ama. Normal boy kaç? 1.80. 1.79. Sen şöyle gel. Ben gel, evet. 2 santim var aramızda. Evet. Vallahi harikasınız, evet, çok ya, çok şıksınız. Nasılsınız? Sen niye aldın Pınar oraya? Biz kısayız ya böyle duralım. Ya olur mu? Gruplaşma oldu aramızda şimdi. Kısalar sağ tarafa. Kısalar uzunlar böyle, solda kalsın. Uzunlar orada kalsın. Nasıl ya? Şurada bir şey gördüm bakayım Cini. Niye canım? Ha. Hmm, pek güzel. Bir çok... arkadaşım dedi ki bak bakayım yakından Çağla o kadar güzel miymiş dedi. Değildi, çok dedi. Aşırı güzelmiş, itiraf ediyorum. Aa, canım çok, çok güzelsin. Çok maşallah, teşekkür ederim. Maşallah. Çok arkadaşına selam söyle. Söyleyeyim. izleyen arkadaşıma selamlarımı söylüyorum. Peki, biz bugün sizleri yakından tanıyacağız. Biraz evet. İzleyicilerimize yakından tanıtmak istiyoruz peki. Sizleri. Sizlerle yaptığımız röportajlar var. Evet. İlk olarak Özge Hanım'ın VTR'sine girmek istiyoruz. Yaptığımız röportajı girmek istiyoruz. Buyurun karşınızda Özge Uzun efendim. Hadi bakalım. Başarılı spiker Özge Uzun'un hayatında affedemediği olay ne? Dilim affetse gönlüm affeder mi bilmiyorum. Minik bebeği hayatında neyi değiştirdi? 12 yıldır emek verdiğim haberciliği. Kime ve neden küstü? Çok fazla hak ettiğim değeri bulamadığımı düşünüyorum. Birazcık küstüm,
doğruyu söylemem gerekirse. Kimler için kaprisli dedi? Yani herkeste bir kapris, bir kapris. Sesiyle, tarzıyla, sunumuyla haber bültenlerine kendi imzasını attı hep. Renkli camın dışında mücadeleci bir anne olarak tanıdık ve sevdik ünlü spiker Özge Uzun'u. Onların hikayesi örnek alınacak cinsten. Bakın mavi gözlü küçük devi, biricik oğlu Dağhan'ı hangi sözlerle anlatıyor Özge Uzun? Dün işte öğretmeni işte bir dans ederken bir de yürürken iki tane video gönderdi. Bir de mesaj attı. İşte şu anda az önce aradığı gibi şu anda hepimiz ağlıyoruz. Beni mahcup ediyor. Hep böyle mahcup etsin inşallah. Hem de çok mutlu ediyor. Umarım böyle devam eder. Şimdi 5,5 yaşında Dağhan. Doğumundan sonra sıkıntılar yaşamış ve Özge Uzun'un mücadelesi işte o zaman başlamış. Kalça çıkığı, işte parmaklarının yapışık olması, kalbindeki sorun, yine eklemlerindeki sorunlar, onların hepsi doğduktan sonra fark edildi. Ben Dağhan'a hamileyken benim plasentamda bölgesel, yoğun bölgesel kanamalar vardı. Ve bu yazıyor zaten. Ama pek fazla üzerinde durmadı doktorlar bu durumun. Sevim Hoca'nın dediğine göre benim hamileliğimde Dağhan'ın bu kadar çok sıkıntı yaşamasının sebebi bu. Ve tabii ki bende çıkan bu mutasyon, işte kanımın pıhtılaşması. Dilim affetse gönlüm affeder mi bilmiyorum ama öyle bir durum var, evet. Ve başarılı haberci Özge Uzun ikinci kez anne oldu daha birkaç ay önce. Bugünlerde o müthiş duyguyu yeniden yaşamanın mutluluğu içinde. Annelik güzel geçiyordu, şimdi çarpı iki oldu iki çocukla beraber. Tabii Siva çok böyle umut verdi, mutluluk verdi ailemize. Dağhan abi oldu. Kıskançlık var mı acaba minik kız kardeşine karşı? Pek fazla henüz tam kabullenebilmiş değil abimiz. Evet öyle bir şey var. Ne zaman gidecek diye bakıyor gözüne aslında. Kıskançlık durumları. Sam da bir kaşık suda boğsam mı acaba diye. Ama ben hiç onları hiç birbirinden ayırmıyorum. Ekranların en sevilen haber spikerlerinden biriydi. Ancak bir süredir haberden uzak kaldı. Bir gerçeği de itiraf etti, her şey dahil ekibine. Aslında Siva ile beraber hayatımda çok şey değişti. Çünkü yaklaşık 12 yıldır emek verdiğim haberciliği bıraktım. Çok fazla hak ettiğim değeri bulamadığımı düşünüyorum haber sektöründe. Ve birazcık küstüm, doğruyu söylemem gerekirse. Küstürdüler birazcık da. Şimdilerde ise hafta sonlarımızı renklendiriyor Özge Uzun. Ama bir sıkıntısı daha var. Bakın kime sitem ediyor. Konuk bulmak dünyanın en zor şeyiymiş. Hakikaten öyle. Yani herkesin bir kaprisi var. Asistanın asistanının asistanı olanlar var. Ve ben dedim ki yani dünyanın safı benim herhalde gerçekten. Olmak zor işte. Ya gerçekten yani zor. Hakikaten çok zor, çok bir zor, şey. Çok zor. Sağ olun, bizi kırmadınız, geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Ben gelirken ben şeyi anladım. Ben de hafta sonu sabah biliyorsun işte yapıyordum. Sizde de aynı saatte 10'da başlıyorduk. Hı-hı. Konuk olarak aradıklarında işte Pınar Hanım şu saatte sizi alacağız dedikleri an dedim ki evet, neden konuk bulamadığımı şimdi çok iyi anlıyorum. Sabahın köründe kalk ve bizim için buraya gel deyince, hani sen söyleyince çok güzel. Çünkü evet, sen zaten severek gitmeye o işi gelince, yapıyorsun. Gitmeye gelince çok fena, çok fena. Peki ismi Siva mı? Siva. Ne demek? Siva hem İbranice'de hem de yine Hint dillerinden bir tanesinde Özge ile eş anlamlı. Yine yabancı, başka, benzersiz anlamına geliyor. Şiva ile çok karışılıyor. Şiva yine böyle bir Hint tanrısı ama benimki Siva.
Siva. Ve Ömür Siva adı. Ay. Ömür de annemin adı. Ben böyle biraz gelenekçiyim. Oğlumun ilk adı da Arslan, eşimin rahmetli babasının adı Arslan Dağhan. Ben istiyorum çocuklarım atalarını bilsinler istedim. O yüzden harika de evet iki güzeldi. İsmi. Belki büyüyünce niye bana iki isim koydun şikayeti yapabilirler ama. Benimkiler bayağı yapacaklar o zaman. İkisinde de iki isim var. İkisinde de iki isim var. Evet. Peki yeni taze annesiniz. Evet. Yani uzun zamandan sonra emziriyor musunuz? Maalesef sütüm birinci ayda. Gitti. Sizlere ömür. Evet. Olsun, olsun. Olsun. Yani imkanı olup da sütü kesen annelerden aynen, ziyade aynen, yani aynen. Artık Allah vermiyorsa. Onu hiç anlamıyorum ben ve yani hiçbir şey şekilde yok. De haklı bulmayacağım bir şey. Ya bazısı sevmiyor emzirmeyi. Rahatsız oluyor, mutsuz oluyor, onunla mı uğraşacağım diyor. Ama tabii ki çocuğun sağlığı için ne kadar önemli, çok önemli. Olduğunu herhalde söylemeye en azından gerek ben yok. Onu diyorum. Yani bir ay çok yoğun bir şekilde emzirdim Siva'yı. Hani o bir ayda alabileceği her şeyi almıştır diye bir ümidim söz konusu. Ben hayatımda Çağla kadar emzirme ve süt konusuna gelince hakikaten altını çizmeden geçmek istemiyorum. Benim Çağla kadar süt veren vardı. Bir anne görmedim. Maşallah. Yani oluk oluk maşallah. Ben çok uzun süreler vermedim. Yani ben bir yaşına yakın ikisini de emzirdim. Harika. Ama çok sütüm vardı. Alişan bunda çok şahit. Çünkü ben canlı yayında reklam arasında kulise gidip emzirdiğim için süt sahada hır 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 arkada poşetlerle eve gönderilir. O ayrı bir prodüksiyon falan. Benim için müthiş bir duyguydu. Yani çok. Hiç asla sıkıntı diye nitelendirebileceğim bir şey değil. O onunla besleniyordu. Yani öyle. Anne olduğumu ben aynen. Emzirirken çok hissediyorum. Onun o yüzünü görmek, dokunuşunu hissetmek. Ama var ya o, yavrum Uzay şey. Benim ufak oğlan da Kuzey tepeme çıkıyordu. 3 ay izin verdi emzireyim diye. Sonrasında izin vermedi. Hmm. Onu bir yere kapatıyorduk. İşte oyunlara, parklara götürüyordu teyzesi, anneannesi falan. Çünkü istemiyordu emzirmeni. Öyle. Yani doğru. Onu çünkü oradaki bağımı eminim hissediyordu. Pompalara kaldık. Ya. Bu kadar ay yemin ediyorum sadece çekerek verdim ama Allah şükürler olsun verdim. Maşallah. Maşallah. Neyse yani. Peki süper. Abisiyle arası nasıl şimdi? Valla daha bayağı bir ayar oluyor yani Siva'ya. Ya. Hani böyle bir bakıyor. Zaten hiç adını söylemiyor. Bebek diyor. Direkt görüyor. Bebek. Aralarında ne kadar var şu anda? 5,5 yaş. 5,5 yaş. Evet 5,5 yaş var ama kız bir cadı. Yani bir cadı yani bildiğin benim, cadı. İkinci de benim öyle. Çok fena ve Dağhan'ı muma çevirecek o. Ben eminim tabii. Bundan. Biraz emeklemeye sütlemiş falan başlasın. Dönecek. Aynen bak, öyle. Bir yaşına gelsin ufaklık. Değil mi? Yani bizimki gidiyor arkasından. Kuzey mesela böyle duruyor oyun oynuyor. Uzay gidiyor arkasından böyle yapıyor bak. Çok güzel. Çat diye bir patlatıyor. Oğlum yapma. Anne bana vurdu diyor. O da ona vuruyor. Diyorum ki alın bunları. Ayırın odadan. Dinlemek istiyorum. Çünkü gerçekten ben yani pedagoglara falan danışıyorum. Yan yana getiremiyorum onları. Çok güzel. Küçük çok çılgın. Büyük acayip cool tavırlarda ama küçük onu öyle bir gaza getiriyor ki acayip kavgalar çıkıyor tabii. Mesela. Tabii tabii yok. Dağhan da öyle bir prens Dağhan. Aynen. Hani böyle ağır abi modunda. Kız bir edepsiz bir ya, cadı. Ya, şimdiden daha, 3 aylık. Daha. Yani ne bekliyor beni bilmiyorum gerçekten. Çok ay. Çok fena ama çok yani. Çok tatlı ya şu an görüntüleri çok maşallah maşallah. Ve ilk defa kızım şu anda evet, ekrana çıkıyor. Mı? Evet. Ay. Yani sosyal paylaşım sitelerinde bile flulaştırıyorum çünkü. Yani hiç paylaşmadım. Allah nazarlarına da amin. Amin. Herkesten bir maşallah bekliyoruz. Maşallah maşallah maşallah. Maşallah. Peki. Bu arada veterimize de nazar boncuğumuzu koyarız. Evet, eksik etmeyiz. Evet, evet teşekkür ederim. Peki 20 yılın ardından programcılığa başladınız. Yani yine haber programı ama evet. İşte hafta sonu aynen biraz öyle. Daha işte haberden tam daha tam Pınar'a rakip oluyorum konuk derken. Konuksun, rakipsiniz değil mi? Değiliz. Artık değiliz. Benim de, benim de burada ilk söyleyeceklerim var. Sadece o değil. Evet. Ben değil mi? Evet. İlk defa hangisi daha program. Kolay? Yani... Programcılığın kendine göre gerçekten çok büyük zorlukları varmış. Bunu görüyorum. Haberciliğin de aynı. Haberdeki sorumluluk, orada edindiğiniz sorumluluk çok daha farklı elbette. Çünkü programda da öyle ama haberde daha kamusal bir yayın yapıyorsunuz. Programda biraz daha özgür hissediyorum kendimi. Hatta geçen hafta sonu bir röportaj vermiştim. Onu da başlığa çıkarmışlar. Ben olsam ben de çıkarırdım. Hakikaten o içimdeki çatlak kadının ekrana yansıması an meselesi diye. Hı. Çünkü hep evet. Haberde böyle bir çerçevenin içinde olmak durumundasınız. Mimiklerinizle, söylediklerinizle. Bir tekste bağlısınız çok en basitçe. Aynen öyle. Yani siz yazın aynen. Ya da yazmayın ama bir çerçeve içinde konuşmak zorundasınız. Ama yeri geliyor haberle ilgili yorum yapmak durumunda tabii kalıyorsunuz. Ki. Tarafsız olmak zorundasınız. Tabii haber ki. Haber sunarken yorum yapamazsın. Haberi sunuyorsun. Aynen ben öyle. Çok, evet doğru evet. Bulmuyorum. Ama yani haber şeyle. Bazen çünkü kantarın topuzu da kaçabiliyor. Kaçabiliyor. Evet. O riske girmenin hiçbir manası kesinlikle. Yok bence. Haberi
aktarmakla yükümlüyüz. Evet, bir konuk olursa onunla her şeyi tartışabilirsiniz ama yazılı bir metnin üstüne o onu demiş, bu bunu niye demiş. Bence evet. O sunucunun işi hiç, değil. Hiç ben öğrencilerime şey de haber sunarken söylüyorum. İlginç bir şey. Hani hep izliyoruz YouTube'da falan işte dekor yayın üstüne kazası, dökülen var. Ha. Mesela hatırladığınız var mı? Ben gaflar kraliçesiyim ya lütfen. Birkaç tane bize paylaşın. Ya benim daha önce işte bu 4 sezon Sabah Kuşağı yaptım ve Allah rahmet eylesin Mehmet Ali Birant'tır aman beni o noktaya getiren ve o içimdeki hani cevheri keşfeden. Bana dedi ki bir sabah şovu yapacaksın sen. Ve bu klasikten çıkacak haber kanallarında da ve sonra anladım ki ne kadar başarılı çünkü diğer haber kanalları da benim sabah programım tarzında yapmaya başlamışlardı. Hı-hı. O yüzden de birazcık daha rahattım. Hani kahkaha da atabiliyordum yeri geldiğinde. Kendiniz gibiydiniz haddim yani. Olan konularda yorum da yapabiliyordum. Bir gün bir haber, yani çok özür dilerim sabah sabah hani böcekten korkanlar varsa. Amerika'da bir yarışma yapılmış. Yani hangi akla hizmet gerçekten, bunu da öyle yayında söylemiştim zaten. Şöyle bir şey oldu. Bir böcek yeme yarışması. Ay. Ve kazanan da kazanan piton yılanı kazanıyor. Ah canım benim. Evet. Ve tabii kazanan adam ölmüş. Yarışmana 15 dakika o kadar sonra. Büyük yerde. Aynen öyle. Öyle bir şeydi ve ben anons edemedim bunu. Ve tabii bir de sömestr tatilinde Ankara'da kar yağarken bana gelen bir tweet ve onunla birlikte aklımın karışması sonucunda sömestr tatilinde okulları kar tatili ettiğim zamanlar olmuştu. Bir anda kendim. Ve kıpkırmızı oldum. Dedim ki yani şu anda kıpkırmızıyım. Gerçekten büyük bir utanç içindeyim bunu yaptığım için. Evet, ya yani okullar tatilken kar tatili ettim okulları. Olabilir. Ya, çok güzel ya. Evet. Peki ben bir şey merak ediyorum. Böyle ikinizden de bütün haber spikerler böyle çok düzgün Türkçeyle konuşuyorsunuz. Ekran başında böyle acayip düzgün. Evde de hani bu şimdi mesela ekran önünde olduğunuz için mi yoksa evde ben de mi? Ben normalde de böyle konuşuyorum. Evet. Artık. Ya hiçbir şekilde ben şu anda böyle bir spiker havası hissetmiyorum size. Gayet normal insan gibi. Zaten re konuşmalardan evet, öyle, nefret ederim. Onu hissedersiniz ederim. Zaten. O zaman evet. Birazcık böyle olmaya başlıyor konuşma. Yani hakikaten bazen diyorum ki bazı arkadaşlarım çok abartıyorlar. Bak şu an abartıyorum. İşte o abartı yani ben evde de böyle konuşuyorum. Özge'yle telefonda konuşurken böyle de konuşur. Böyleyiz. O çünkü sizin bünyenize sirayet etmezse güzel Türkçe konuşmak diye bir şey olamaz ki zaten. Evet, onu hayatınızın her anında kullanıyor olmanız lazım ki düzgün Türkçe konuşun. Ha bizim de ufak tefek sapıtık cümlelerimiz olmuyor. Oluyor tabii. Peki, örnek... O zaman daha şey oluyor işte. Aa sen böyle mi konuşuyordun? Böyle bir... Yahu ben de arada kaçabiliyorum. Öyle bir lehçe olabilir. Haber falan deyince yani insan böyle hani asla tökezlemeyecek. Hani böyle şey gibi konuşacak gibi yok şey. Yok öyle bir şey. Hepimiz hepimizin karnından böyle doğmuyoruz. Tabii ki. Yani evet. Böyle çıkmıyoruz. Hepimizin hataları var. Önemli olan maddi hata yapmamak aynen haber öyle. Sunarken. Aynen. Yani anlattığın hata, şeyin anlamını değiştirecek şekilde hata yapmamak. Yoksa dilde sürçer, ne bileyim A'yı E'yi açıkta kullanırsın, o da olur, bu da olur. Hepsi olur. Hepimiz insan için yani her şey. Peki, bir şey herkes... soracağım. Son... sen sor. Son bir şey ben soracağım. De ben de onu planı soracağım. O zaman soracağım. Sen sor. Soracağım. Ben soracağım. Çok evet. Merak ediyorum. Yani her şeyden önce de bir anne olarak merak ediyorum. İlk doğumunuzda, ilk çocuğunuzdan sonra nasıl karar verdiniz peki ikinci bebeği yapmaya? Vallahi biraz kendi koşullarıyla birlikte geldi Sivah. Çok fazla düşünmüyordum. Yani hem düşünüyordum yani hem düşünmüyordum. Nasıl evet. Cesaret ettiniz tabii merak şöyle ediyorum. Bir şey var. İlk 10 gün öğrendikten sonra sevgili Nilgün Pekçağlayan'a buradan teşekkür ederim. Oğlumun çocuk gelişimcisi ve aynı zamanda bizim ailemizin de danışmanı Dahan konusunda. Nilgün beni ikna etti. Yoksa ben gerçekten yapamayacaktım. Evet hamileliğimi sonlandırıyordum. Yani 10 gün. O 10 gün kabus gibiydi. Çünkü o kaygılar, acaba tekrar aynı sıkıntıları yaşar mıyım, eder miyim? Ve tabii en acısı da, az önce orada da söyledim, en acısı şu oldu ki Siva'ya hamileliğimdeki kontrollerimde ve Dahan'da yapılan kontrol ve testlerde genetikçimizin işte bulduğu ve bana yapılan küçük bir kan testiyle ortaya çıkan bir durumdu bu. Hamilelikte benim kanım pıhtılaşıyor ve vücudum belli enzimleri üretmiyor. Siva'ya hamile kaldığımda 6. haftada plasentamda yine bir hematom yani kan pıhtısı vardı. Ve o dönem çok şey hemen kan sulandırıcı iğne yapmaya başladılar ve her gün kendime iğne yapıyordum hamilelik sırasında. Sonra anlaşıldı ki
Eğer ki Dahan'da o plasentadaki kanamayı birazcık araştırmış olsaydı doktorlar ve ben o iğneleri kullansaydım olmayacaktı. Belki bu kadar ağır olmayacaktı. Yani çok şükür yine mental bir sıkıntısı yok. Allah'ıma şükürler olsun. Ama dile kolay. Çok zor. Yani okul da çok zor. Okul bulmakta da çok zorlandık. İşte destekle yürüyebiliyor, henüz tam olarak konuşamıyor. Kendi yaşıtlarından çok daha geride şu anda. Ama onları yakalayacak potansiyele sahip bir çocuk. Ama bu kadar imkanıma rağmen çok şükür Allah'a imkanı olmayanlar ne yapıyor acaba? Evet, doğru. O yüzden bence Siva'da büyüdüğünde, birazcık daha büyüdüğünde Dağan'a çok güzel bir örnek olacak. Evet. Davranışlarıyla, hareketleriyle ve konuşmasıyla onu mutlaka hızlandıracak ve besleyecektir diye düşünüyorum. O yüzden kadın doğum çok önemli. Biz Özge'yle konuşuyorduk. Dedim ki Özge'ye, çok sıklıkla soruyordum. Bir çocuk daha düşünüyor musun? Çünkü Dağhan kardeşsiz kalsın ben kendi adıma hiç istemedim. Hı hı. Yani öyle bir şey oluyor, işte sen de annesin. Yani ben göçüp gideceğim bu hayattan ve benim çocuğum onun kanından biriyle bu hayatta en azından gözüm yaren arkada olsun gitmem diye düşünüyordu. Müthiş. Hep diyordum ki bir kızın olsa, bir kızın olsa Özge'cim diye nasıl sevindim. Allah çok, inşallah çok Allah hayırlı, güzel, pırıl pırıl bir evlat eder. Daha da çok güzel ablalık da yapacak, kardeşlik evet, de yapacak. Ama çok i̇nşallah. Çok güzel, hatta dün arkadaşlarınız geldiğinde vardı, onu paylaşmadan edemeyeceğim. İşte kaynaştırma eğitiminin önemini hani burada çizmek istiyorum altını. Ben 15 okul dolaştım Dağhan'a okul bulabilmek için. Şu anda çok güzel bir sanat ve anaokulunda 5,5 yaşında. Ve Dağhan yaklaşık 3 gündür bağımsız yürümeye başladı. Ve bununla beraber dans etmeye başladı. Ve belli kelimeleri daha fazla çıkarmaya başladı. Dün işte fazla. Öğretmeni aradı, hüngür hüngür ağlıyordu. Bütün okul ağlıyormuş. Ve çocuklar böyle yapıyormuş. Dağhan başarabilirsin Dağhan. Bak iki adım atacaksın. Başarabilirsin Dağhan diye. Kaynaştırma eğitimi bu yüzden çok önemli. Anneler, eğitimciler ve kurumlar, hepinizi çimdikliyorum. Kendinize gelin ve kaynaştırmanın önünü açın diyorum ve susuyorum. Teşekkürler. O okulu da, öğretmenleri de, öğrencileri evet, de, onların annelerini de ben ayrıca tebrik ediyorum. Kesinlikle. Öyle bağırlarına bastıkları için. Ve evet. Geçiyoruz Pınar Esen'e efendim. Gelelim Pınar Esen. Gelelim. Ve Güney'e. Evet. Ve Güney'e gelelim. Güney. Bakalım neler söylemiş bize Pınar Esen. Haydi bakalım. Gülsün kara kalmadı yara, oldum rengarenk. Bazen her şey sararıp sollar, biz hep rengarenk. Güzel sonucu Pınar Esen en büyük takıntısını açıkladı. Öyle bir takıntım vardır, uğruna inanırım. Güzellik sırlarını paylaştı. Doğal yağlardan faydalanıyorum. Ve oğlu Güney'e olan aşkını anlattı. Ama çok oğluna aşık bir anneyim. Dalga geçiyorum, oğlumu kimselere veremeyeceğim. Görünürsem gönül ben seni beğenirim. Başarılı sunucu Pınar Esen, yıllardır yaptığı programlarla hafta sonlarımızı renklendiriyor. Konukları, hoş sohbeti ve renkli kişiliğiyle evlerimize neşe katıyor. Rejinin de artık giderek yükü azaldı. Gördüğünüz gibi hem DTR'ci hem sunucu. Ondan sonra her işi yapan... Rejinin görevini de siz yapın. Tabii, şu an ben verdim ekrana. Okay. Çok havalı bir insan oldum da yanlış bir şey verirsem diye de ödüm. Stüdyoya da gerek kalmayacak bir süre sonra. Sen normal bir şey vardın. Ekranların güzel yüzü Pınar Esen, bilinmeyen yönlerini her şey dahili anlattı. Acaba ekran arkasında nasıl birisi? Ekran önündeki Pınar'la ekran arkasındaki Pınar o kadar aynı ki, bazen hatta arkadaşlarım beni izlerken şöyle diyorlar. Şimdi bir patlayacaksın, bir şey söyle. Yani biliyorum hani muzurluk akıyor o sırada falan diye böyle bir hop oturup hop kalkıyor. Seviyorsam severim, nefret ediyorsam nefret ederim. Ve bu da olduğu gibi karşımdakine maalesef geçiyor. Her zaman hayırlı bir şey değil tabii bizim meslekte ama çok aynıyız yahu. Yani çok öyle bir farklılık olduğunu söyleyemeyeceğim. Pınar Esen'in 6 yaşındaki sevimli oğlu Güney de katılıyor sohbetimize. Bu arada ünlü sunucuya nasıl bir anne olduğunu soruyoruz. Fazla korumacı bir anne olmamaya çalıştım. Hatta olanları da çok eleştirdim çünkü zamanında. Aynı hatayı da ben yapmak istemedim. Oğluna aşık bir anneyim. Ama çok oğluna aşık bir anneyim. Dalga geçiyorum, oğlumu kimselere veremeyeceğim diyorum. Kötü kayınvalideyim. Sonra hemen arkadaşlarım diyor ki, sen vermeyeceksin, kız alacaksın diyorlar. Ben de hayır, oğlumu vereceğim diyorum. Aşksın sen, cansın sen. Uykusuzluğum, dalgınlığım hep bu yüzden.
Pınar Hanım oğluna ne kadar aşıksa yakışıklı Güney de annesine o kadar düşkün. Bakın Güney nasıl iltifatlar yağdırıyor annesine. Güney benim kıyafetlerimi seçiyor. Tabii. Ben gösteriyorum, Güney'in onayı olursa giyiyor. Nasıl görünürsen görür, ben seni beğenirim. Annesini kimseyle paylaşamıyor. Tek beni seviyor, başka hiç kimseyi sevmiyor ki. Tek arkadaşı. Zeynep'i hiçbir tatile gittirmek istemiyorum. Zeynep'i sevmiyorum. Renkli kişiliğiyle hafta sonları evlerimize konuk olan Pınar Esen'in yayın öncesi yaptığı veya inandığı bir uğuru var mı acaba? Stüdyoya gidiyor da olsam, normal sokağa da çıkıyor olsam mutlaka sağ ayakla çıkarım. Öyle bir takıntım vardır. Uğruna inanırım, sağ ayağım besmeleyle çıkmam, bismillah deyip çıkarım. Bir de yayına girmeden önce birkaç tane duam vardır. Hiç kimseye çaktırmadan içimden okurum ben o duaları. Heyecan değil de başka bir aşk ve sevgi oluyor. Artık tabii yıllar var. Hani o jenerik döndüğünde ilk günkü gibi kalbiniz küt 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 atmıyor tabii ki. Ama çok başka bir sevgiyle yapıyorum işimi. Yani hiç üflüye püflüye gitmemişimdir ben işime. Hep severek ve isteyerek gitmişimdir. Başarılı olmasının yanında çok da güzel bir cildi var güzel sunucunun. Hemen sırrını soruyoruz bu sağlıklı ve pürüzsüz güzel görünümü. Mutlaka cildimi çok iyi temizlerim. Her akşam hiç makyajla uyuduğum mümkün değildir yani. Böyle hani malzemelerimi sorarsanız öyle çok fazla paralar yatırmam hiçbir zaman malzemelere. Gerçekten bana biraz cildime nem veriyorsa, işte cildimin elastikiyetine böyle bir yardımcı olacağını hissediyorsam çok güzel kullanırım. Arada böyle şey kullanıyorum. Doğal yağlardan faydalanıyorum. O yağ benim çok kuru normalde cildim çünkü. Makyaj ve sürekli yıkamak da cildi kurutuyor biliyorsun. Güzel sunucuya oyunculuk teklifi bile gelmiş. Acaba sıcak bakıyor mu bu tekliflere? Kandemir Bey bana hep diyor ki ben bir sitcom çekeceğim. O sitcomda mutlaka seni oynatacağım. Sen çok enerjisi yüksek bir insansın. Müthiş yakışacaksın deyip deyip duruyor. Hiç öyle bir niyetim yok. Hani herkesin bildiği ve sevdiği işi yapması taraftarıyım. Gülsün kara kalmadı yara. Oldum rengarenk. Bazen her şey sararıp sollar. Biz hep Allah bağışlasın. Abi, çok büyük bir aşk var anneyle. Çok. Olursa Allah ya ayırmasın inşallah. Ya erkek çocukla anne arasında tabii. Değil mi garip bir şey var. Çok. Tuhaf yani. Anne zaten aşık oluyor. Anne yani, zaten aşık doğurduğu oluyor. Andan itibaren. Sonra bir süre sonra onlar da aşık olmaya anne, başlıyor. Bu sefer bakıyor ki anne gerçekten en çok şefkatli, en çok seven, en çok ilgilenen. Baba gibi tabii ki ama anne tabii karşı cinsi olmasının verdiği ayrı bir böyle bir enerjisi, ayrı bir şeyi var. Gerçekten böyle kıyafetlerini falan gösterir tabii, misin? Tabii tabii. Gösteriyorum ama onun takıntısı var. En renkli ayakkabı hangisiyse, en renkli kıyafet hangisiyse onu tercih ediyor genelde. Renk takıntısı seviyor. Çok seviyor. Aa. Böyle siyah bir şey gösterin asla beğenmez. Aa. Mavi olacak, işte böyle fuşya olacak, sarı olacak. Gidiyor mesela sarı bir ayakkabı getiriyor, bunun altına bunu giy diyor. Allah Allah. Evet, giy diyor. Giymezsen de ben sana onu vermiştim, niye giymedin diyor. Hesap var. Soruyor falan. Tabii tabii bayağı. Ya gustosu benim de var ama çocuğun yazın... yani. Kötü seçimler yapmıyor, enteresan bir ya şey. Yazın böyle göbeği açık işte mesela üstü bir tişört giyiyorum, altına bir pantolon giyiyorum falan. Gece dışarı çıkıyoruz mesela babasıyla. Böyle yapıyor. Anne, efendim oğlum, gene göbeği açık giymişsin. Sana yemin ediyorum. Oğlum böyle seni kimse beğenmez. Emre böyle yapıyor. Bak bak çocuğu dinle diyor. Beni dinlemiyorsun diyor. Onu dinle bari diyor. Ama ben tabii ki de öyle çıkıyorum. Taviz vermiyorum yani. Sen biraz daha büyüsün de gör. Yok ama o nasıl şey yaparsan, İyi. Nasıl izin verirsen, ne kadar taviz verirsen öyle gider canım bu iş. Öyle olmaz. Bakacağız, tabii. Göreceğiz yani. Peki ne yapıyor şu anda 6 yaşında? Okula başladık. Okula başladı. İlk o da okula. Ayrı bir husumet. Evet. Dün serviste Timuçin'e de gece tweet attım onun için. Servisten alıyorum dün. Bir anda servisteki ablası ve servisteki herkes Güney televizyona çıkıyormuş. Hangi kanala çıkıyor diye başladılar. Anlatmış. Evet. Anlatmış. Anlatmış. Ne ben demiş? Televizyona çıkıyorum demiş. Ondan sonra ama demiş ki NTV'ye çıkıyorum demiş. Yanlış bir enformasyon vermiş. Dedim ki Show TV'ye çıkıyor dedim. Çağla ile Alişan'ın programı. Ay seyrederiz o zaman dedi hepsi falan böyle. Sabah da geldi. Hadi dedi sen götür beni. Götüremem dedim. Bak giyiniyorum. Ben de dedim kanala gideceğim dedim. Televizyona çıkacağız değil mi? Hadi gidiyor muyuz? Saat kaç oldu dedi. Bak ya. Bayağı şey hazır yani. Hazır.
Ama o çok alışık, biz CNN Türk'teyken de çok VTR çekiyorduk beraber. Çocuklu olan her işe Güney'i de götürdük dış çekimlerde. Bayağı yani şunu yap, bunu yap, onu getir, bunu götür falan. Çocuk kullandınız bayağı. Tabii tabii, çocuk işçi statüsünde kendisini kullanmışlığımız vardır. Sigortalı ama bak gerçekten. Peki bir sürprizimiz var dedin. Benim daha çıkacağım şeyler evet, var dedin. Evet, şöyle ki CNN Türk'le yani 12 senelik bir bağım var. Ve gerçekten orası benim evim oldu her zaman. Hani şöyle bir cümle kuracağım. En kötü zamanlarımı da en iyi zamanlarımı da orada yaşadım. Ama bu, onlar bana kötülük yaptı gibi algılanmasın. Hayatımın içindeki acı tatlı her günümü orada o insanlarla paylaştım, yaşadım. Ama CNN Türk serüveni umarım bir virgül diyelim. Bir virgül kondu. O yüzden artık rakip değiliz. Normalde ben hafta sonu programı yapıyordum orada. Ama artık bir yuvadan ayrıldım. Başka bir yuvaya Allah'ın izniyle uçuyorum. Bundan sonra NTV ekranlarında izleyicilerle buluşacağım. Ne güzel, hayırlı çok yeni olsun. Çoğu insan da bilmiyor. İlk defa hani buradan duyurmuş oluyorum. İnşallah bir yuvadan bir yuvaya, dediğim gibi. Onlara da yeni yuvam kabul ediyorum. İnşallah hayırlısıyla. Çok, artık çok hafta sonu akşamüstü saatlerinde buluşacağız izleyiciyle bundan sonra. Haydi bakalım. Peki hayatınızın dönüm noktası sizce ne? Çocuk. Çocuk değil mi? Tabii. Bütün herkes aynı şey. Evlilik, boşanma. Evet, evlilik, boşanma. Siz boşandınız. Ben boşandım, evet. Babasıyla ilişkisiniz şu anda. Babasıyla ilişkisi gayet iyi. Yani babası istediği zaman görebiliyor. Hiç öyle sınırlarım yok. O zaman alamazsın, o zaman alamazsın diye. Canı istediği zaman alıyor. Ama tek bir şeyim var. Akşam Güney kendi yatağında uyuyacak. O psikolojiyi... Babasına kalmayacak mı? Hayır, kalmayacak. Belli bir yaşa gelene kadar bu böyle. Bu yani bu kararı siz danışarak mı verdiniz yoksa kendi kararınız mı? Yani beraber konuştuk bu konuda çünkü... Yok yani eşinizle demiyorum. Bir uzmana, bir pedagoğa danıştınız mı? Yani babasına değil, sadece kendi yatağında yatsın durumu. Evet evet, konuştuk. Bu mu daha doğruymuş evet, yoksa? Daha doğru çünkü çocuğun aidiyet duygusu olması lazım ve çok küçük. Her an ben sıkıldım. Ve gidebileceğim bir yer daha var gibi bir duygusu olması çok sağlıklı bir şey değil. Çocuğun her akşam gelmesi gereken, sorumluluğu olduğu, yattığı bir yatağı olması lazım. Mesela misal babasıyla tatile gitti 5 gün. Hep kendi yatağında tek başına uyuyan çocuk hemen geldi, senle uyuyacağım demeye başladı. Çünkü babamla uyudum, senle de uyuyabilirim o zaman. O düzen hemen bozuluyor. Hemen bozuluyor, anında ki biz onları kendi yatağında yatırtmak için ne kadar uğraşıyoruz. Ya, yani o bir sistem, bu isterse her gün görebilir çocuğunu. Hiçbir zaman öyle bir şeyim yok. Zaten keşke her gün görse, ben çok isterim. O bağ her zaman çok kuvvetlenerek gitsin arasında. Evet, tabii ki. O yüzden hiç öyle bir problem yok, babasıyla istediği zaman görüşebilir. Peki sizin unutamadığınız bir canlı yayın gafı veya canlı yayın kazası çok var mı? Çok şükür canlı yayın gafım yok. Hiç yok. Bunu söylüyorum, başıma bir şey gelecek. Gelmesin ya, gelmesin de. Ya onlar da bu işin şeyi ya, tuzu biberi diye yani düşünüyorum. Öyle çok tabii acayip. Ama biz haberden geldiğimiz için çok temkinliyiz. Belki çok o yüzden evet. Yani böyle bir konuşurken 8 kere içeride saliselerle düşünüyoruz. Enteresan bir şey. Çok zor bir iş. Ya mesela çok şükür düşünüyorum, marka adı şimdiye kadar hiç vermemişimdir. Bunlar hep Retürk'ten cezaya giren şeyler. Elimde mesela tablet var. Bir başkası onu söyler. Ben psikolojim bozulmuş, otomatik tablet bilgisayar diyorum ona mesela. Hani adını bildiğim şeye. Beynimde yer değiştiriyorum bir anda. Yani haberden gelmenin çok büyük faydası var. Peki ikinize de soruyorum. Son soru. Örnek aldığınız, bu mesleğe başlamadan önce örnek aldığınız bir haber spikeri var mıydı? Veya hali hazırda devam ya eden. Ya da var mı? Beğendiğiniz ya da beğendiğiniz. Ben Gülgün Seyman'ın duruşunu, ekrana yakışmasını, konuşmasını, hanımefendiliğini sonsuz beğenirim. Çok büyük üstattır. Çok severim Gülgün Hanım'ı. Evet, çok değerli bir evet. isim gerçekten. Ama yani kendi adıma birebir şudur benim hayatımda uyguladığım, kendime dediğim yok. Ondan bir şey almışımdır. Öbüründen İşte bir anttan bir şey almışımdır. Öbüründen bir şey almışımdır. Ve kendimi Pınar olarak yaratmışımdır sanıyorum. Özge de aynı şekilde. Aynen. Her şey taklitle başlar elbette. Çünkü önce taklit edersin, öyleymiş gibi yapmaya çalışırsın, iyi taraflarını almaya sonra çalışırsın. Sonra mı kendinizi bulursunuz? Sonra kendini bulursun yavaş yavaş. Ben çok küçük başladığım için radyoculuğa 13 yaşındaydım başladığımda. Erhan Konuk'tur beni ilk keşfeden Ankara'da, TRT'de ve ardından işte özel radyolar ve televizyonlar geldi. Orada çok büyük, hakikaten belki şimdiki gençlerin sahip olamayacağı, Pınar da aynı şekilde, duayenlerle çalışma fırsatımız oldu çok bizim. Biz çok büyük isimlerle çalıştık. O yüzden dün de onu söyledim. Hakikaten sevgili Ece de gelecek. Ece de bu işin emekçilerinden biridir. Pınar da, ben de. Ve gerçekten belki bir elin parmaklarını geçmez kadın haberci olarak Türkiye'de imzasını atabilecek kişilerin. Evet. Ama maalesef ki hem erkek egemen toplumdan kaynaklı, hem
güzel, bakımlı kadınların da bu işi doğru düzgün yapabileceğini çok fazla algılayamayan bir sistemden kaynaklı. Ve maalesef ki şu anda her şeyi güzellikle, lütfen sakın şey yanlış anlama, her şeyi güzellikle, iyi vücutla ve işte ne bileyim, hani şöyle bir saçını savurmakla yapılabilecek, haber için söylüyorum bunu tırnak içinde, diye algılanan bir zihniyet olduğu maalesef, için evet, maalesef ki böyle kaldı. O yüzden de ben küstüm. Yani haberciliğe küsmüş evet, durumdayım. Evet, röportajınızda da söylemiştiniz evet, bunu. Küsmeyin. Valla şimdilik bakalım. O şey programcı olsun daha güzel. Evet. Peki. Daha rahat. Daha çok teşekkür daha ediyoruz katıldığınız için programımıza. Biz çok teşekkür ediyoruz. Çok renk attınız. Valla. Biz de konuk olmak isteriz efendim. Çağırırsınız. Ama belki çağıracağım. Gerçekten. Tamam, evet, ben de çağıracağım sonra. Yeni programınız hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Akşarlı kendilerini uğurluyoruz. Çünkü az sonra yeni bir habercimiz stüdyomuzda olacak. Bakın kim geliyor. Bakın. Haberin prenseslerinden Ece Üner'den çarpıcı itiraflar. Benim içimde bir fil var. Yani gerçekten içimde bir fil besliyorum. Çok nadir yani kıskançlığım benim. Öyle çok kıskançlığım olmadı ama olduğu zaman şiddetli oluyor. İnsanın aşık olduğu ve nefret ettiği kişinin aynı kişi olması. Güzel spikerin nasıl bir ev hayatı var? Çok güzel taze fasulye yaptığımı söylüyorlar. Makarnanın her çeşidini yaparım. Mutlu evliliğinin sırları neler? Az görüşüyoruz. Az görüşünce özlem ve gizem kalıyor. Eşi ve kıskançlığıyla ilgili ne tür itiraflarda bulundu? Ben yaptığım şey biraz böyle dozunu kaçırabiliyorum. Güzel spiker Ece Üner çok özel açıklamalarıyla birazdan canlı yayında her şey dahilde. Geri gelecek Habertürk TV ekranlarından evet, aşina olduğumuz kim sevgili gelecek? Ece Üner geliyor. Vallahi bak haber, herkes oturuyor falan ama bakar mısın? Bu ya posa maşallah. Evet ya, hep biz otururken görüyorsun, alışık olduğumuz için ayak ne kadar bayağı uzun olduğunu görmüyoruz. Ne biz kadar haber spikerinin böyle bir boy şeyi mi vardır? Hepsi uzun ya. Vallahi ölçmeye başladılar galiba, öyle görünüyor yani. Değil mi? Alırken yani hakikaten yeni nesil çok bir de niye ölçüyorlar? Nasıl ölçüyorlar? Bir yetişin altında haber spikeri olur mu? Böyle bir dedim patern mi var artık diye söyledim ha, ama. Evet ama gerçekten yani daha önce evet, konuk ettiğimiz diğer haber spikerlerimiz acayip uzun boyluydu ya. Fizikler falan nefis yani. Yeni nesil haber spikerleri 1.70'in altında sulak, söyleyeyim. Sulak yerde yetişiyor sulak yeni nesil haber spikerleri. Peki, öncelikle sizinle yaptığımız röportajı seyrediyoruz. Tamam. Sonra stüdyomuzda sohbet etmeye başlıyoruz. Memnuniyet buyurun ederim, izleyelim. İtirafları bir bir sıraladı. Böyle çok kıskançlığım olmadı ama olduğu zaman şiddetli oluyor. Benim içimde bir fil var. Yani gerçekten içimde bir fil besliyorum. İnsanın aşık olduğu ve nefret ettiği kişinin aynı kişi olması. Ekran arkasındaki Ece Üner'i anlattı. Şehriyeli pilav yapıyorum, arpa şehriyeli pilav. Mutlu evliliğinin sırlarını açıkladı. Az görüşüyoruz, az görüşünce özlem ve gizem kalıyor. Haberleri ondan alıyoruz. Günün gelişmelerini onunla takip ediyoruz. Ana haber bültenlerinin kraliçelerinden biri Ece Üner. Akşam raporuyla karşınızdayız. Önce günün öne çıkan başlıklarına bakacağız. Yurdun doğusu da batısı da kar altında. Doğuda pek çok köy yolu ulaşıma kapandı. Başarılı haber spikeri Ece Üner'in bilinmeyen dünyasına konuk olduk. Ekran arkasında ve özel hayatında nasıldır acaba Ece Üner? Hakikaten ekrandan ibaret hiçbir zaman olmadı hayat benim için. Yani onu böyle merkezine almadığım için hayatın dışarıda da çok farklı olmuyorum. Yani cereyanda kalmıyorum öyle ekran ve dışarıdaki hayat arasında. Ekranda da çok farklı değilim aslına bakarsanız. Biraz fazla ciddi olabiliyorum zaman zaman. O da haberin içeriğinden kaynaklı bir ciddiyet. Yoksa yani bana göre ciddiyet akıl fukaralığı hakikaten. Daha bir yıl bile olmamış nikah defterine imza atalı. Ece Üner, meslektaşı başarılı televizyoncu Deniz Bayramoğlu'yla evli.
Hal böyle olunca birbirlerini çok sık göremiyorlardır herhalde. Az görüşüyoruz. Az görüşünce özlem ve gizem kalıyor. Öyle olunca da daha sürükleyici oluyor, daha keyifli oluyor. Bir de ben hep söylüyorum, yani az önce sizle de işte konuşurken söyledim. Daha ilk aşamalarında, yani daha bir senede olmadan hala birbirine fragman gösteriyor oluyorsun. Daha filmin geri kalanını görmemiş oluyorsun yani. Ufak tefek tartışmalarınız oluyor mu diye soruyor arkadaşımız Ayça. Ve Ece Üner çarpıcı bir itirafta bulunuyor. Sinirimiz çok çok şiddetli oluyor. Onun da benim de. Hatta Deniz'e sorsanız burada olsa der ki benim, çünkü dediğini biliyorum daha evvel bir kere benim yanımda söyledi. Hayatta en iyi anlaştığım ve en anlaşamadığım insan Ece diyor. Zaten bu böyle hani aşk evlilikleri falan biraz öyle derler. Yani insanın aşık olduğu ve nefret ettiği kişinin aynı kişi olması tesadüfen derler. Bakın Deniz Bey nasıl gönlünü çalmış Ece Üner'in. 2 sene falan arkadaştık. Dediğim gibi arkadaşken de o bir şekilde bir yerden bir geçiş, bir tünel kazıyormuş yani başka boyuta geçemeyecek ama 2 sene sonra da işte daha yoğun bir arkadaşlığa dönüştü. Mutfakla aranız nasıl? Güzel yemekler yapar mısınız eşinize? Mutfakla aram iyi olmak zorunda kaldı zaman içinde. Çok alakam yoktu. Fakat eşim çok çok meraklı ve çok böyle kaşif gerçekten. Yeni şeyler de keşfetmeye meraklı. Dolayısıyla ben de bir yerinden başlamak zorunda kaldım. Uyum sağlayabilmek için şimdi iyi. İnsan neler yapar isteyince, bu bir şey değil. Düşününce ben de tarifi öğrenince kalktım. Sana kek yaptım. Şehriyeli pilav yapıyorum. Arpa şehriyeli pilav. O meşhurdur. Ondan sonra size bile yapabilirim yani isterseniz birazdan. Onun dışında çok güzel taze fasulye yaptığımı söylüyorlar. Makarnanın her çeşidini yaparım. Ece Hanım oldukça fit görünüyor ama bu fitliği bakın neye borçlu? Benim içimde bir fil var. Yani gerçekten içimde bir fil besliyorum. Böyle insanlar şaşırıyor benim yemek yeme tarzıma da falan. Çünkü böyle içimde bir hani zarif falan zannediyorlar dışarıda. Gerçekten bir kamyoncu var yani yemek yemek konusunda. Ama çok spor yapıyorum. Öncelikle hayırlı olsun yeni çok evlisiniz. Nasıl gidiyor evlilik? İşte anlattığım gibi az görüşüyoruz. Dolayısıyla iyi gidiyor. Çok güzel bu ya. İki tane haberci olunca tabii ki az görüşmek çok normal. Gerçekten bayrak yarışı. Yani o sabah haberlerini sunuyor çünkü. Sabah 6 ile 9 arası sunduğu için gece gidiyor. Resmen gece 3.30'da evden çıkıp gidiyor. Hiç görüşemiyorsunuz. Ben de akşam 6 ile 9 arasını sunuyorum. Yani 18-21. Sabahtan bir kahvaltı. İşte o işini bitiriyor. Eve geliyor hop çak. Bayrak yarışı o dediğim. Yani ben çıkıyorum. Gün başlıyor. Dolayısıyla zaman, bir selamlaşıp ayrılıyoruz. O zaman nikah ve düğün öğle saatlerinde oldu herhalde buluşup. Araya bir yere denk getirdik. Nikah şey için yurt dışına kaçtık ki hakikaten birbirimizi görerek evlenebilelim. Birbirinizi televizyonda da görmüyorsunuz o zaman değil mi? Siz gidip eve yatıyorsunuz, o sunuyor. O geliyor aynen eve yatıyor. Öyle. Aynen öyle. Yani ya peki, zaten çok böyle sıkı fıkı olmak iyi bir şey değil. Biz de mesela eşimle çok fazla görüşemiyoruz. Yani onun da işlerinde turnesi, tiyatrosu vesairesi. Ben sabah programdayım, sonra çocuklar bilmem ne derken. Hani biz de böyle çok fazla görüşen çiftlerden değiliz. Ama ben de katılıyorum söylediğine. Şeye Warren Beatty'nin işte Hollywood'da bu yıldızların çok uzun süre evli kalması çok tartışılır, hı-hı, konuşulur, hı-hı, olay olur ya. Sormuşlar işte karınızla kaç yıldır, 20 yıldır falan berabersiniz. Diyor ki ayrı yerlerde yemek yiyoruz, ayrı yerlerde tatil yapıyoruz, ayrı saatlerde evde bulunuyoruz, ayrı saatlerde uyuyoruz. Dolayısıyla evliliğimizi ayakta tutabilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz diye cevap vermiş. Ya. Tam öyle oldu. Aslında bu daha güzel bir şey olabilir. Hani özlüyorsunuz ya birbirinizi. Tabii tabii. Değil mi ki özledik? Hafta sonları çalışmıyorsunuz. Ben pazar günü çalışıyorum. Az görüşüyoruz, öz görüşüyoruz. Dediğim gibi yani sıkıntı yok. Bir şekilde bir yoluna girdi. Ben de valla şimdi mesela özledim kaç gündür turnede, konserde vesaire de işte. Daha bugün bismillah gelecek. Yarın da programa gelecek. Yani ben mesela programda göreceğim. O programa gelince sen burada olma. Özlemiyorum. Allah Allah ya. Görüşme değil, kavuşma oluyor yani. Kavuşma oluyor, doğru. Peki çocuk düşünüyor musunuz? Düşünüyoruz. Ciddi düşünüyoruz ama işte... hayat biz plan yaparken başımıza gelenler gerçekten. Bu sene mesela çok düşündük, konuştuk falan ama ben yine 6 gün çalışıyorum ve deliler gibi nasıl çalışıyorum. Nasıl bakacaksın, yani, edeceksin? Hakikaten falan. Yani o bir de ben o konularda aşırı titizim. Hani istiyorum ki o dönem, yani hamilelik dönemi bile çocuk için çok sağlıklı, çok steril olsun. Böyle haldır olur, haldır olur koştururken olmaz.
tatlı tatlı tadını çıkarta çıkarta. Evet. Peki geçtiğimiz yıl Türkiye'nin en başarılı kadın haber spikeri seçildiniz. Oldukça da hayranlarınız olduğu söyleniyor. Neler düşünüyorsunuz konuyla ilgili? Yani bir insanın hani mesleğini yaparken aynı zamanda böyle ödüllendirilmesi, kendini yaptığı işte çok başarılı hissetmesi çok güzel bir duygu bence. Çok büyük bir lüks diye düşünüyorum. Çok büyük bir lüks aynen. Çünkü işin hobin, hobin işin. Bir de üstüne para kazanıyorsun, bir de üstüne ödül kazanıyorsun. Yani dünyada daha şanslı bir insan türü yok herhalde. Yani hakikaten ben çünkü oturup düşündüğüm zaman başka bir iş yapsam mutlu olur muyum diye yok bir cevabını henüz bulamadım. Hakikaten işim hobim. Hobim de işim. O yüzden çok bir efor sarf etmek gerekmiyor başarılı olmak için. Doğru. Peki son zamanlarda böyle özellikle genç kızlarda çok fazla böyle haber spikeri olma isteği var. Bunda da galiba en büyük etken siz ve hani sizin gibi az önce de konuklarımız vardı ağırladık. Pınar, Esen ve Özge'yi. Geçen hafta da ağırlamıştık. Simge Fıstıkoğlu işte bizde sabah haberlerini sunuyor ve sabah program yapıyor, haber program. Galiba sizin etkiniz çok fazla ya. Yani hep ben şey diye düşünürüm. Hani eskiden haber spikerleri kimse tercih etmezdi çünkü. Hani böyle bir şey. Hem bir taraftan Türkiye gündemi çok böyle yoğun bir gündem. Bir taraftan haberdar olabilmek. Bir yani haber kanalları çoğaldı. Haber kanalları çoğaldı. Bir taraftan olayın tabii ki bir teşhir boyutu var. İnsanlar kendilerini göstermek ve tanınıyor olmak istiyorlar. Bu her insanda bazen çekinik bazen daha fazla olan bir duygu. Bir de işte dediğiniz gibi yani örnekleri çoğaldıkça da niye olmasın ben niye haber spikeri? Peki herkes olabilir mi haber spikeri? Yani şu anda bizi ekran başında izleyen yani genç kızlar. Yani diksiyon dersi aldı mesela sadece, diyelim ki yani. Sadece olabilir diksiyon dersi de olabiliyor musun? Hayır. Hayır. Çünkü mesela ben bu işe 99'da başladım. Şu an 2013'teyiz. Yani 14 senedir üniversitede okurken gidip geldim. Ve bu işin ciddi iyi haber spikeri olabilmek için artık insanlar çünkü güzellik dediğin şeyin işte bir zaplık canı var. Yani 5 dakika size tabii bakıyor. Sizden bir sonraki kanalda daha güzel bir kadın çıkıveriyor zaten. Üstelik de izleyici artık o kadar bilinçli ki öyle eskisi gibi sırtını koltuğa dayayıp izlemiyor. İnteraktif Twitter'dan yazıyor, yorum yapıyor. Dolayısıyla boşluk asla kabul etmiyor. Bilgiyle, birikimle ciddi doldurmak gerekiyor onu. Ben mesela muhabirlikten geliyorum. NTV'de uzun süre muhabirlik yaptım. İşte savaş dönemi Irak'ta muhabirler cepheye gittiğinde masada haberleri derledim falan. Ondan sonra işte CNN dönemi var falan. Bu işin çok ciddi bir mutfak aşaması var. Hatta işte ben amacım biz 32. gün kuşağıyız. Hep işte Mehmet Ali Biran'ın 32. günüyle büyüdük, ettik izleyerek. İyi bir editör yani iyi bir programın editörü olmak isteyerek karar verdim. Ama sonra bizim işte de aslında sizin işinizde olduğu gibi hani iyi bir restorana niye gidiyorsun? Yemeğini beğendiğin için. Bahşişi kime veriyorsun? Garsona. Garsona. Bizim işte de muhabirler, editörler işin gizli kahramanları. Ama olmasa. Sunucular işin payesini yani büyük doğru. Payı götürüyor. Dedim ki yani hem hazırlayayım hem sunayım ama çok meşakkatli ve dediğim gibi yani böyle bir yaşam tarzı, telefonunuz devamlı açık, 24 saat bir angajman böyle bir şey. Hakikaten çok sevmek lazım. Yapmak. Peki şimdi dikkatimi çekti. Eşiniz size iki kere evlenme teklif etmiş. Şiir okuyarak galiba öyle mi? Eşim şiir okuyarak, birinci evlenme teklifini evet şiir okuyarak yaptı ama eşim zaten çok güzel şiir yazar. Gerçekten. Kendi yazdığı şiiri mi okumuştu size? Aynen öyle. Şeyde bu Kelebeğin Rüyası filminde diyor ya en güzelinin bir şiirlik canı var diye. Orada bir replik var öyle. Öyle. Ay, gerçekten çok güzel şiir yazar ve ben de çocukluğumda böyle işte 4 yaşından beri falan sırt çantamda iki kitap olur. Bir fıkra kitabı, bir şiir kitabı. Çok meraklıyım ve öyle tavladı vallahi. Peki niye iki kere teklif etti? İlkinde kabul etmediniz, şiirimi beğenmedin. şiir biraz evet şey olmuş, üstte çok çalışıyor. Ya şöyle ilkinde aslında teknik sebepler, ya askere gitmesi gerekiyordu Deniz'in. Bu kadar aceleye getirmeyelim istedik yani. Keyfini çıkara çıkara askere git, askerden gel. Ondan sonra tekrar böyle bir biz bu yola girelim. Birazcık... Mesela evlenme teklifini kabul etseydin de askere gitseydi gelseydi olmuyor mu? Aslında kabul ettim. Yani kabul ettim ama o benim teklifi kabul etme biçimimi beğenmedi. Ben onun teklifini beğenmedim değil yani. Siz şey dediniz. Askere git gel ondan sonra düşünürüz falan mı dediniz? Yok düşünürüz falan demedim ya. Yani, sonrasında bırakalım dediniz. O da döndüğü zaman tekrar. Keyfini çıkaralım dedim falan. Ama işte o öyle askerlik... deyince yarım ağız gibi biraz anladı. Dolayısıyla olay şey oldu. Dediğim gibi böyle yoğun dolu işte dolu. Ama. O askerlik o bitmemiştir. Yani her gün eminim sizi arıyordur. Bir de Bingöl'de yaptı yani. Aa bizim memlekette yapmış. Kolay bir yer değil. Hem kolay bir yer değil hem işte dönünce planları var. Her gün telefonda konuşuyordunuz eminim. O zaman siz ekranda mıydınız? Ekrandaydım. Her gün sizi izliyordur.
Bilmiyorum ekran. İzliyor mudur? İzlemez olur mu ya? Sormadın mı izlemiyor, izliyor musun? Bilmiyorum çünkü yani sormadım valla. Çünkü askerde işte bir televizyon binlerce kişi nasıl oluyordur, ne yapıyorlardır bilmiyorum. İşte, benim bu da benim işim, işim diye çıktı, yani diye. Yapıyordur, yapıyordur. Mutlaka orada izliyordu. Ben askerde neler gördüm ya? Ah ne nişanlar gördüm kafasını hangi senin süre vuran. Senin zaten askerlik anılarınla ilgili ayrı bir program yapmamız gerekiyor. Evet pazartesi program yapalım benim askerlik anılarımla ilgili. Peki siz çok kıskanç mısınız ya da kıskan, ben de kıskancım da hani bütün sevenler kıskanır biraz top uzunu kaçırıyorum demişsiniz. Evet yani nadir kıskançlığımı... Ama yaparsam tam yaparım tam diyorsun. Ve sen neyi kıskanırsınız en çok? Yani eşinizin davranışını mı yoksa bir bayanın eşinize olan davranışınızdan dolayı mı arıza çıkartırsınız? Valla ben kadınlara karşı böyle aşırı pozitif ayrımcılık yapan birisi olduğum için belki de gereksiz. Aslında gereksiz olduğunu son zamanlarda biraz düşünüyorum. Hep diyorum ki yani erkek eğer bir miktar şey yapmazsa, kapı açmazsa, kapıyı aralamazsa falan bir kadının bir erkeğe yaklaşması, işte onu tavlamaya çalışması tırnak içinde neyse bunlar çok kolay şeyler değil diye hep düşünüp hep erkeği suçlama eğiliminde olduğum için yanlış plan. Sıkıntılı. Evet şimdi müsaade ver misin hocam? Tamam, müsaade, evet. Tamam. Dolayısıyla hep erkeği böyle yiyip hırpalamak şeklinde tezahür ediyor bu işler. Yoksa bakış açısıyla alakalı aslına bakarsan. Evet doğru. Göreceli kıskançlıkta. Aynen. Göreceli, mutfaklarınız nasıl peki? İşte mutfakla aram anlattığım gibi iyi olmak zorunda kaldı zaman içinde. Çünkü dediğim gibi Deniz hakikaten iyi bir aşçı. Acayip de füzyon mutfağını çok sever. Kendi bir şeyler keşfediyor, aklına bir şey geliyor gidiyor onu yapıyor falan. Ben de ona yardım edeyim falan derken. Derken siz de artık yaptınız. Peki acaba bugün Özgür Şef bizim için neler yaptı? Bizim için önemli olan asıl sizi soru de alıp bu. Mutfağa gideceğiz. Evet mutfağa gideceğiz ama biz mutfağa giderken izleyenlerimize izlesin bakalım. Özgür Şef pazarda neler yapmış? Neyi almış? ...20 liraya aldık bugün. Tavuk sarma yapacağız. Hemen malzemelere bakalım neler lazım. Tavuk göğsü lazım. Bir paket tavuk göğsü. Yani kişi başı bir tane olacak. 4 tane tavuk göğsü lazım. 100 gram kadar ıspanak ama pişmişi 100 gram olacağı için bizim 1 kilo kadar ıspanak almamız lazım. 5 tane domates, 1 baş soğan, 1 baş da sarımsak ihtiyacımız var. 20 lira burada başlıyoruz harcamaya. Domates alacağız, tavuk alacağız, bir sürü şey var alacağımız. Hadi domatesten başlayalım. Harika domates. Çanakkale pembe domates, evet. Ne güzel domates bu ya. Çok güzel içi. Kaç para? Kaç para domates? 4 lira. Ama bak. Versen bana 4 tane domates. 5 tane ver 5. Vazgeçsin 5. Kaç lira? 2,5 lira. Kaldı 17,5 lira. Daha domateste gittik. Domatesimizi aldık. İspanağımızı alacağız. Hadi bakalım ıspanak ne kadarmış. Kolay gelsin. Ne kadar ıspanak? İspanak 3 lira. 3 lira. Tamam abi ver sen bana bir 3 liralık ıspanak. Al abi. Eyvallah. Ne kaldı? 14,5. Eyvah para bitiyor. Tavuk sarma için son malzememiz. 14 lira paramız kaldı. Şöyle 4 tane şundan ver. Büyüğünden 4 tane ver. Bak ha, güzellerinden ha. Bu kaç? 70 kuruş, tamam. Bu 1 lira mıydı bunun kilosu? 70 kuruş, tamam. Sarımsak ne kadar? Tamam, 5 lira. Bir baş versen bir baş. Ha, kaç para? İkisi ne kadar? İkisi 1 lira. Ya buna 700 dedin, şimdi ona 50 kuruşu. Hayır, bunu 700 dedim buna. 50 bu, 75 kuruş işte. Ver 225 kuruş. Son alışverişimizi de yaptık. Artık kaç paramız kaldı? 13.750. Evet, Orhan abiyi kandırmışım ben. Olsun. Bir dahaki sefere veririm. Ne yapalım? Buna da kasaba gidiyoruz. Domates soslu tavuk sarmamız için eksik kalan ne malzememiz vardı? Tavuk. Tavuk göğsünü almaya geldik. Usta kolay gelsin. Tavuk göğsü ne kadar? Böylece paketi 10.70. Tamam ver. 10. Al sana 10.75. Alışverişte bitti. Geriye kaldı 3 lira. Bu da kumbaraya.
Cem'in yaptığı domates bile. Afiyet olsun. Ya dünyanın en lezzetli şey domates, müthiş. Sarımsak o kadar. Tuz bile atmanıza gerek yok. Özgür Şef, bugün şey mutfağımızda bir haberci var. Ece, evet, Güner var. Şimdi az önce duydum, eşiniz çok güzel yemek yapıyormuş, artık siz daha iyi yapacaksınız. Öyle mi? Ha, ben size el vereceğim giderken, daha iyi yapacaksınız. Hadi bakalım, hayırlısı. Evet, şimdi bugün tavuk sarma yapıyoruz. Tavuk sarma için malzemelerimiz neler? Aldık zaten, gördünüz. Ispanağımı ben hemen haşladım, bu kenara koydum. Bu tabii pişmiş hali, göstermeyecektim ama mecbur öyle artık pişirmek zorunda kaldık. Bir tane tavuğumuzun İzmir'e. Göğsünü şu şekilde açıyoruz. Bakın bunu kasaba yaptırmanıza gerek yok, çok basitçe. Hemen şu ters tarafını çevirdikten sonra, ondan sonra diğer tarafını çok basit bir hareketle açıyoruz. Bir kere daha açacağım şimdi, şuradan açtım ya. Hı. Devam ediyorum sanki böyle bir ruloyu açarmış gibi. İyice katmer katmer evet. Açıyorsun. Büyütüyoruz. Oh. Sonra tuzumuzu, karabiberimizi arasına döktükten sonra tuz, karabiber hemen şöyle bir şey dökelim. Çünkü onu da pişireceğiz. Tuzumuzu, karabiberimizi döktük. Çok basit ama çok lezzetli bir yemek olacak. Tabii biraz peynirimiz var. Ispanağımızı haşladık. Ispanağımızı tam ortasına yerleştiriyoruz. Bunun yerine ıspanağı tatlandırmak için çeşitli baharatlar kullandım. Değişik bir baharat söyleyeceğim bugün. Muskat baharatı diye bir baharat duydunuz mu? Ne baharatı? Muskat. Ne? Muskat mı? Evet. Muska. Muskat. 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 Siz duydunuz mu? Ben duydum. Evde abi. Vardır. Evde var. Nasıl bir şey bu? Tatlı, acı ne? Bu Hindistan cevizi şeklinde böyle güzel aromalı bir baharat. Bak, çocuklara sebzeyi yedirmenin başka bir yolu. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu tavuk deyip içine ıspanağı dolduruvereceğiz. Dolduruvereceğiz. İşte bitti. Ondan sonra sarıyoruz bunu. Bunu sardık. Nasıl pişireceğiz peki? Bunu yağlı kağıda koyuyoruz. Rulo yapıyoruz. Çok fırına. Basit. Basit. Aynen fırına koyuyoruz. Bu da artık dünyanın en basit yemeklerinden aynen, bir tanesi. Aynen, ama ne kadar aynen, lezzetli aynen, sosuyla. Aynen. Bunu yapabilirsiniz işte şimdi. Sosa geleceğiz. Birazdan sosunu anlatacağım. Şimdi bunu böyle yaptık. Uğraştırdın mı? Çok uğraştırmadı. Ama siz tembelsiniz diyelim ki. Bunu da yapmak istemiyorsunuz. Artık hiç yapmadım. Tamam. Bunu attık fırına. Domatesimizi aldık. Domatesimizin kabuklarını istersek soyduk, istersek hani böyle sıcak suya sokup çıkartıp soyuyoruz, onu gibi yaptık. Bolca sarımsağı hafif zeytinyağında kavurduktan sonra çıkan fırından çıkarttığımız tavuklarımızı da içine atıyoruz. Şimdi ıspanağımı bunun içine koydum. Kalan ıspanağımı. Olur, yok çok güzel evet, olur ha. Kalan ıspanağımız, domates sosu içine koyduk. Koyduk bu kadar. Dedik ya, hadi diyelim ki tembelsiniz, birazcık bulgur ilave ettik. Tembelsiniz deyince Ece Hanım'a sordum. Tembel misiniz? Evet, yani tembelsiz vurgusu çok oldu ya, alınmaya başlayacağım. Ya tembelsiz derken. Karıştırmayı, karıştırmayı ver. Ece Hanım'a diyelim. Evet. Bir karıştıralım onu. İşte bir haberci mutfakta ne zorluklar yaşıyor. Şimdi alalım bütün tavuğumuzun içine bu aynı malzemeyi. Bu armut bir şey ağzıma düş oldu ya. Evet, hiç zorluk olmadı valla. Gerçekten öyle. Ne yaptık? Malzememizi hazırladık. Aa, tavuğun aynen, içini dolduracağız. Tavuğun içini dolduracağız şimdi. Tutalım, tavuğun içini dolduralım. Hiç böyle saralım, maralım diye. Yok, ben nerede uğraşacağım? Doldurmaktan zaten daha kolay sarmak. Yok, bu daha kolay. Emin bitti misin? İşte. Evet tabii. Bitti bu kadar. Fazla şimdi doldurdun. Tavuğun içini dolduruyoruz böyle. İçine ya, dolduruyoruz. Sen var, öteki tarafta ondan bu sonra tavukları var ya. Seni tek tek yakalayıp gazalayacak ben sana söyleyeyim. Tavukların içi kaldı. Tavuğu aldı, şişeye dikti. Tavuğu aldı, rulo yaptı. Rula içine yaptı. Tavuk evet. Bilmiyorum artık. Danalarla iyi aramadı. Allah mahvet bizi, Allah mahvet. Evet. Evet, tavuklarla kaç lira yapıyoruz bu yemeği? Ne kaldı bugün? 17 lira harcadık. 3 liramı 3 lira kenara koyduk. Orada birikiyor. Bu hariç ama bu ekstra bonus yaptım. Bunu ikinci bir yemek yaptım. İkinci bir yemek yaptım. İkinci bir yemek. Hani yapamadık diyelim ki. Aynen bu şekilde yapıyoruz. Daha önceki hani fırında tavuk tariflerimiz var ya. Aynen öyle pişireceğiz. İçindeki bu sos tavuğumuza lezzet verecek. Bu olduğu gibi bunu fırına mı atacağız? Aynen olduğu gibi fırına atacağız. Ama fırına atarken tepsimizin altına birazcık su, tabağımızı da ters çevireceğiz tepsinin içine. Ha, anladım. Azıcık su buharıyla pişecek. Buharıyla buhar içeride dönecek. O buharıyla pişecek. Diğer tarafta ise pişmiş bir tane hemen burada var. Bunu açıyoruz. Tavuk bu daha göğsü kolay. O kolay diyorsun, bu daha kolay bence. İkisi de kolay. Tavuk İkisi göğsü kolay. Buradan çıkıyor. Bunu ne yapıyoruz? Ondan sonra daha önce yaptığımız domates sosumuzun içine ay, atıyoruz. O kendini topluyor. Sosu da çekiyor. İçindeki peynirimiz, kaşar peynirimiz de erimiş oluyor. Ondan sonra üzerine biraz domates sosu döküp servis ediyoruz. Bu kadar basit. Ondan nasıl sonra heyecanım? Kolay değil mi? Kolaymış kolay vallahi. Peki en iyi çok yaptığınız yemek? Pilav. Pilav. Arpa şehriyeli pilav. Pilav da zordur. Bizde de hep arpa şehriyeli pilav. Pilavı yapan da her şeyi yapar derler hakikaten. Evet. Pilav yapmak da zordur. Suyla yani dengesini ayarlamak zordur. Ama Canan Karatay hocamız diyor ki pilav yemiyoruz. Pilav yani yemiyoruz diyor evet, ama Canan Karatay hocamızı ben de çok sık konuk alıyorum. Moralim bozuluyor. Yok, pilavsız benim için hayat geçmez hakikaten. Hocam duydunuz. Yani, hocam duydunuz. Hakikaten pilavsız, pilavsız olmaz hocam. Benim de vallahi her önümde Canan abla duymasın.
Çok fena. Önümüzdeki hafta yine yani kendisini konuk edeceğiz. Ben 15 günde yedim. Bu mesajımı lütfen iletin. Yani pilav için lütfen bize bir torpil yapsın. En azından pilavdan yapsın ya. Valla pilavsız yemek olmaz ya. Bulgur diyor. Bulgur. Ama yani bulgur. Valla ben hiç zorunu çekmiyorum. 7 kilo verdim ben 15 günde. Pilav yemiyor musun hiç? Yok. Valla. Tatlıyı bıraktım, ekmeği bıraktım. Pilav hiç yemiyorum. Allah. Et yiyorum, et ye dedi ya bana. Yeter. Tabii et zaten yiyoruz. Yetiyor. Sabah öğlen akşam et yiyorum ben. Evet. Bazen gece kalkıyorum, gece de yiyorum ama gene de veriyorum. Sen yani de haklısın. Kilo. Tavukların içini dolduruyorsun ama et yiyorsun. Sen de. Peki. Özgür Şef ellerine sağlık, çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Sevgili Ece'yi şöyle davet ediyoruz. Biz. Kendisine teşekkür edeceğiz. Bak bak kameraman, yok kameraman yiyor zannettim. Tavukta kaldı. Sevgili Ece çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür başarılar ederim. Başarılar diliyoruz. Tekrar Allah mesut etsin. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Allah da işte tamamlar desin. Yavrularınızla birlikte inşallah olur. İnşallah. Kısmet olduğu zaman çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Bir kısa bir ara veriyoruz. Sonrasında yine beraberiz. Efendim bir günü daha bitirmenin hüşusu içerisinde. Hüşusu içindeyiz. Hüşusu içindeyiz. Hüşusu çok mutluyuz. Içindeyiz. Çok da güzel. Evet. Kazası belası bir programımızı daha bitirdik. Yarın. Ama yarın. İki haftanın en önemli programlarından biri olacak. Ki en önemlisi olacak ki galiba. Ki üçüncü haftadayız. Üçüncü haftaya mı geldik? Evet. Evet. Üçüncü haftanın en önemli programlarından biri olacak. Çünkü kocası var efendim. Yarın Emre Altuğ bizlerle birlikte. Ne sürprizler var şu anda söylemek istemiyorum ama ne sürprizler var ne sürprizler var. Senin bile tahmin edemeyeceğin sürprizler var. Ya, uydurma bırak bana. Yani. Benim kendi programımda benim neden haberim olmayacak? Neler var? Hadi canım. Emre'nin ilk evliliğinden olan 3 yaşındaki çocuğu. Ya çok çok fena. Yarın görüşmek üzere hoşçakalın. Çok güzel şeyler var yürü kaçırmayın. Bay bay.